şöyle gelelim şuraya. Dün konuştuklarımızı hiç böyle bir düşündünüz mü üzerinden? Yani bir sürü bir şey konuştuk ama hepsi de bir şey Evet. anlatıyordu. Sizin birçoğunuzun idrak ettiği gibi. Yani bilinçaltı kayıtlarımız nasıl oluşuyor? Bizim alışkanlık edinmemizin en doğal sebebi duygular. Çünkü duygu direkt gidip hücreye o kimyasalı mühürlüyor. Biz de bunun tam tersini hızlandırmak maksatlı zihni devreden çıkardığımız kuantum alanında yapacağız. İşin özü bu aslında. Tamam. Şimdi buradan şunu tekrar bir şeyden geçirmek istiyorum. Mesela şurayı da ben azaltayım çünkü göremiyorum o zaman. Heh. Şimdi burada DNA'mız var ya bizim. Gen yapımızın da içinde mevcut olduğu DNA. Hani dedik ya her şey protein aslında. Ve zaman içerisinde doğal olarak protein üreten bir takım organlarına nasıl değiştiğini de baktık. Yani her şey değişebiliyor aslında. Biz sadece bilinçli yapmak yönünde ilerliyoruz her türlüsünü. Şimdi düşünce gücümüzle hücrelerimize etki edebiliriz. Biz zaten bunu artık biliyoruz. Düşünce gücüyle çok uzaktaki bir DNA'yı bile etkileyebiliriz. Bu kesinlikle böyle. Kuantum ortamda ne demiştik? Kilometrelerce uzakta iki ayrı yerde olan atomların birinde bir değişiklik yapıldığında diğer taraftaki de aynı değişikliği yapıyor. Bir tarafa dönerse o da aynı tarafa dönüyor. Onda bir şey olursa onda da bir şey oluyor. Yani bunu zaten bilim de ispatlamış durumda. Biz de o kuantum alanındaki enerjiden biri olduğumuz için, çünkü alan hem bizim içimizde, biz de onun içindeyiz. Dolayısıyla biz de o alanın yasalarına göre hareket ediyoruz. Tamam. O yüzden kuantumu derinlemesine bilmek önemli. Çünkü bir anlamda da biz de kuantumuz. Yani onun içindeyiz. Şimdi karşı karşıya kaldığınız problemleri diyor, mevcut düşünce yapınızda çözemezsiniz. Neden? Zira onlar mevcut düşünce yapınızın ürünleridir zaten. Yani onu zaten mevcut zihin yapınız oluşturduğu için. Bunu diyen de kim? Albert Einstein'ın ta kendisi. Yani bu işi ispatlayan kişi. Tamam. Şimdi hissettiğimiz, düşündüğümüz veya inandığımız her şey saniyenin milyonda biri kadar bir gecikme bile olmadan DNA'mız tarafından algılanıyor. Öyle olmasa ben hani bu örneği hep veriyorum ama hepimizin hayatında kolay anlaşılır olduğu için siz kalkmakla ilgili bir harekete, daha düşünceye harekete de demeyeyim, hisse geçtiğiniz an bütün vücudunuz ona hazır hale geliyor. Nasıl oluyor bu? Öyle değil mi? Bütün vücutta hemen organize oluyorlar ve siz ayağa kalkıp yürüyebiliyorsunuz. Yoksa böyle bir şey olmasa kalkmaya teşebbüs ettiğiniz an yere düşersiniz mesela. Titreşimlerimizden etkilenen DNA'nın yanı başımızda ya da dünyanın öbür ucunda olmasının hiçbir önemi yoktur. Artık bilim adamları tüm duygu ve düşüncelerimizin iletilmesinden bahsettiğimiz enerji alanının matris ya da her neyse kuantum alanı sorumlu olduğundan eminler. Hem de sadece ışık hızıyla değil, ondan çok daha hızlı bir şekilde. Yani o alandaki gücün bilinen frekans ya da akıştan çok daha güçlü olduğundan bahsetmiştim ya. Bu böyle. Şimdi bu DNA'nın özelliklerine biraz hücrenin içine girip bakmıştık hatırlarsanız. Şimdi burada bir şey daha var arkadaşlar. Dün bahsetmediğimiz DNA, evet, protein her şeydi. Bizim vücudumuz proteinlerle iletişim kuruyordu. Değişimi yaşıyordu. Ama bundan daha enteresan bir durum var. Aslında DNA'nın %90'ı neredeyse sadece iletişim için kullanılıyor. Yani sırf iletişim için orada. Anlatabiliyor muyum? Yani orada bir mekanizma var, cep telefonu gibi işliyor. Bizi bütün gördüğümüz, algıladığımız her şeyle haberleşir durumda tutuyor. DNA çevreyle iletişim halinde. Bizim DNA'mız ile diğer insanların ve canlıların DNA'ları arasındaki iletişim, bakın bizle diğer insanlar, canlılar, iletişim bildiğimizden çok daha farklı bir şekilde mekan ve zamanın ötesinde bambaşka bir şekilde gerçekleşmekte. Yani aslında hepimiz o ötelerin diğeri dediğimiz, yani bu üçüncü boyut alanının dışındaki alanda zaten
iletişim halindeyiz. O yüzden birbirimizin hayatındayız şu an. Anlatabiliyor muyum? Şu an neden biz bu aradayız? Çünkü orada bir iletişim yapmışız biz. Buna da hiper iletişim deniliyor. DNA bu iletişimi gerçekleştirmek için özel enerji kanalları kullanır. Bu kanallara da kurt deliği olarak adlandırılır. DNA bilgi deposu olarak işlev görür. Böylece içimizde muazzam bir veri tabanı oluşturur. DNA'mızın enerji parmak izi açık, net bir adres bırakır. Yani siz olayı bu hani çok coşkuyla isteme, duyguyla isteme olayını yaptığımız zaman gidip ne yapıyorduk? Hücrenin kapısını çalıyorduk, o da açılıyordu. Sonra gidip DNA'ya ulaşıyorduk, onun da kapısı açılıyordu ve gel birden cevap veriyordu ya o duyguya. Ve biz o an işte evrimsel değişimi gerçekleştirmiş oluyorduk. İşte oraya vardığınızda siz oraya imza atmış oluyorsunuz artık kendi evrimsel gerçekliğinizi gerçekleştirmek adına. Burası böyle arkadaşlar, tamam. Yani ne kadar muazzam bir sistem işlediğini içinizde ve sizin ne kadar büyük kudret ve güçte olduğunuzu fark edin diye bunların da altını çiziyorum. Neden biz büyük ve güçlüyüz? Çünkü biz bunları bilinçimizle yönlendirebiliyoruz. Şu an şurada yaptığımız gibi bakın bunları idrak ediyoruz, ayrıştırıyoruz, analiz ediyoruz ve bir yola giriyoruz. Kendi bilincimizi kendimiz geliştirebiliyoruz. Şimdi bugün işleyeceğimiz konulardan bir tanesi, yani konulardan bir tanesi bedenimizdeki ana merkezler. Yani bizim 343 tane ya da olduğunu söylüyorlar. Değişik merkezlerimiz var. O kozmik enerjiyle ya da biz talep ettiğimizde bize akan o enerjinin vücudumuza alındığı bölgeler. Ama bu üç ana, bu yedi tane bölge bizim ana enerji merkezlerimiz ve aynı zamanda da bunlar o bedendeki hormon merkezlerini de temsil ediyorlar. Mesela en alttaki hani sakral, bunlara çakra da diyoruz biz. Aslında işte en alttan üste doğru sıralarsak cinsellik bezleri, sindirim bezleri, adrenal yani böbrek üstü bezleri ki bu bezler çok aktif çalışan bezler. Neredeyse bedenin büyük çoğunluğunu oradan oluşan bezlerle yönetiyor beyin. Timus bezi hani şuramızda vuruyorduk ya timus bezi çalış 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 diye. Oradaki bezi aktif hale getirmek için. Tiroid bezimiz pineal bez yani üçüncü gözümüzün hemen arka tarafı ve onun biraz daha arkasında hipofiz bezi ve bir de bu yedinin bir üstünde yani tepe çakrasından aşağı yukarı 20 santim kadar yukarıda bir sekizinci bölge daha var. Ama bu burada hormon üretmediği için burada almadık bunu. Çakra sisteminde var o. Burası gördüğünüz gibi bedenin de ana hormon üreten alanları. Şimdi bedendeki enerji merkezleri de buralar arkadaşlar. Yani cinsel bez dediğimiz alt mezenterik plexus, bir üstü üst mezenterik plexus, karın baş boşluk plexusu, kalp plexusu, tiroid, epifiz, hipofiz diye böyle sıralanan bir de üstte şurada bir tepecik var. Bu var. Şimdi ben buradan biraz size aktarmaya gayret edeceğim olanları. Bedeninizdeki enerji merkezlerine daha yakından bakıyoruz şu an hep beraber. Bu detaya girmeden önce onların nasıl çalıştığı hakkında biraz konuşalım istiyorum. Enerji merkezlerini bağımsız bilgi merkezleri olarak düşünün. Yani bunların her biri birbirinden bağımsız çalışan bir bilgi merkezi gibi düşünün bunları diyor. Şöyle de yapayım daha çoğunuzu görmek için. Her biri kendi özgün enerjisine sahiptir. Bakın her birinin kendine özgün bir enerjisi var. Kendine özgün bir enerjisi. Bu başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Burada demek istediğim. Özgün bir enerjisi var ve her enerji kendisine karşılık gelen bir bilinç seviyesini taşır. Kendi yaydığı ışık çok özgün bir bilgi ifade eder ya da kendi frekansı belli mesajlar taşımaktadır. Ayrıca her biri kendi özgün hormonlarına, kimyasına ve nöron ağı plexuslarına sahip olan kendi bezlerine sahiptir. Bakın buraların her birinde de nöron ağı var. Nöron ağları sadece beynimizde değil. O nöron ağları vardı ya hafıza tutan. Yani bilinçaltı kayıtlarını yapan.
beyindeki. Onlar bedenin bu merkezlerinde de var. Evet. Bu nörolojik ağlardan oluşan bağımsız kümeleri mini beyinler olarak düşünebilirsiniz. Bu merkezlerin her biri kendi bireysel beynine ve dolayısıyla zihnine de sahiptir. Şu şekildeki alanlardan bahsediyor şu an. Evet. Daha önce öğrenmiş olduğumuz gibi bilinciniz nörolojik bir dokuyu harekete geçirdiği zaman bir zihin yaratır. Zihin çalışan beyindir. Yani çalışan beyin sürekli bilgi toplayan, bizi yaşamla bağlantıda tutan anlamında. Bu nedenle bu enerji merkezlerinin her biri nöronlardan oluşan bir kümeye sahipse, o zaman onların her biri de kendi bireysel zihinlerine sahiptir. Ya da daha doğru bir ifadeyle her merkezin kendi zihni var demektir. Yani kendi bilgisini kendi topluyor nöronları için. Zihni harekete geçiren şey bir emir ve niyetle birlikte enerjidir. Buna bilinçli bir niyet deriz. Yani zihni burada nasıl ki bizim bir şeyi arzu ettiğimiz bir şey oldurmamızla ilgili niyetimizin büyüklüğü, enerjisi önemliyse, bedendeki zihni harekete geçiren şey de harekete geçme büyüklüğü de tamamen bu enerji ve bu enerjinin büyüklüğüyle alakalı. Bu merkezlerin her bir harekete geçtiğinde onlar da hormonları, dokuları, kimyasalları ve hücresel işlevleri harekete geçirir ve enerji yayar. Örneğin üreme bezlerinin olduğu yerde bulunan ilk merkezin enerjiyle harekete geçtiğinde, yani burası cinsel bezlerin olduğu yer, onun zihni özgün bir gündem ve niyete sahiptir. Bilinçli bir varlık olarak bir düşünce ya da fantaziye sahip olduğunuzda, yani o bölgeyle ilgili bileceğiniz bir sonraki şey bedeninizin fizyolojik olarak ve aynı şekilde enerjisel olarak değişmekte olduğudur. Bedeninizin bu bilince karşılık gelen bezlerden sizi duygusal olarak ilişkiye hazırlamak üzere kimyasallar ve hormonlar salgılar. Merkezinizde şimdi daha fazla enerjiniz vardır ve o bir niyet mesajı taşımakta olan kendi özgün frekansını yayınlamaktadır. Bu bilinçli niyeti taşıyan enerji üreme merkezini harekete geçirir ve beyindeki zihin söz konusu sinir plexusu seviyesinde bedendeki zihne etkide bulunur. Bu zihin bedenin söz konusu bölgesinde konumlanmıştır. Kendisini mini beyniyle otonom sinir sistemi üzerinden bilinçaltı seviyesine işler. O bilincinizin kontrolünün ötesindedir. Şimdi bedeninizin söz konusu enerji merkezinde bulunan mini beynin zihnini takip etmekte olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu zihin sırası geldiğinde kendisiyle bağlantılı uygun kimyasalları üreten hormonları harekete geçirecek ve bedenin duygusal durumunu ve fizyolojisini değiştirecektir. Sonra siz bu merkezden çıkan belli bir emri taşıyan sesleri kapatabilir miyiz lütfen? Dilan Hanım. Sesleri kapatalım arkadaşlar. Dilan Hanım. Sonra siz bu merkezden çıkan belli bir emri taşıyan çok net bir enerji yayacaksınız. Hepimiz çok seksi bir kişiden yayılan bu tür bir enerjiyi hissetmişsinizdir. Bu nörolojik doku ya da nöron kümelerinden hareket eden enerji bu seviyede bir zihni yarattığı zaman o harekete geçtiğinde bu merkeze kendine ait bir zihin sahibi olur. İkinci merkezin de yani şurası hemen bağırsakların üstü göbek deliğinin iki altı. İkinci merkezin de kendine ait bir zihni vardır ve onun mini beyni zihni harekete geçtiği zaman ilk merkez için sözünü ettiğimiz aynı olaylar dizisi bu defa ona karşılık gelen farklı sinirsel devreler, hormonlar, kimyasallar, duygular, enerji ve bilgilerle birlikte gelişecektir. Aslında bu alana ikinci beyin de denir. Çünkü orada yüzlerce milyon nöron ve nöron bağlantı vardır. Hani bu ikinci beynin bağırsaklarda olduğu artık tespit edildi ya. Orası işte o alan. Hemen göbek deliğinin iki altı. Evet. Aslında bedeninizdeki iyi hissetme hormonu olan serotoninin %95'i beynimizde değil,
Nerede oluyor? Bağırsaklarımızda. Bundan dolayı bağırsaklarımızı çalıştırmak demek, kelimenin tam anlamında içgüdülerimizi çalıştırmak demektir. Bu neredeyse bedenimizin ve bu merkezin beyninin analitik ve akla dayalı düşünen beynimiz ile zihnimizi atlayarak hareket ettiği anlamına gelir. Yani burası tamamen kendi başına özgün bir çalışmaya sahip arkadaşlar. Yani bedenin %95 serotonin kimyasının buradan karşılanıyor olması ciddi bir merkez olduğu anlamına geliyor. Biz şimdi bunlardan ne anlayacağız? Şimdi neleri toplamaya başlayacağız bilgi olarak? Yani bedensel sağlığımızı ve bunlar enerji olduğu için de duygusal sağlığımızı nerelerde yitiriyoruz ya da nereleri düzeltmemiz lazım? Neyle alakalı kısmı anlatabiliyor muyum? O yüzden biraz bu bölgelerle ilgili böyle hızlıca bir şeyler okumak istiyorum. En azından siz tekrar ettiğinizde bütünsel bir bilgiyi tekrarlamış olursunuz. Şimdi bunun bir üstü karın bölgesi var, böbrek üstü bezleri. Ve bir üstü de kalp plexusu. Şimdi ya kalp merkezimiz demiş, kalbinizle yönlendirildiğinizde neler olur? İlk iki merkez gibi göğsünüzün ortasında, aslında ilk üç merkez. Burada bir çeviri hatası olmuş tahmin ediyorum. Şu ilk üç merkez biraz demeyeyim, tamamen bu hayata dair bir takım şeyleri organize eden enerji alanları. Burası. Bundan sonraki bölümün gelişmesi demek, bu üçüncü boyuttan ziyade biraz da maneviyat yönünde ilerlememizi gösteren bir takım veriler elde edilen kısımlar. Şimdi kalbinizle yönlendirildiğinizde neler olur? İlk üç merkez gibi göğsünüzün ortasına yer alan bu merkezin de kendi özgün frekansı, kendi hormonları, kimyasalları ve duyguları, etrafını saran enerji ve bilgi alanını yaratan kendi mini beyni vardır. Kalbinizle yönlendirildiğimiz zaman daha ilgili, nazik, esinlenmiş, verici, şefkatli, şükran dolu, minnettar, güven duyan ve sabırlı olma eğiliminde oluruz. Bu mini beyin bu bilgiyi aldığı zaman bedenin bu bölümdeki organ ve dokulara emirler ve bilgiler gönderir ve bu özgün bilgi merkezinden sevgi enerjisi yayılır. Evet. Şimdi bunları daha da yakından tanıyacak bir takım bilgiler var arkadaşlar. Yani ben burada olayın şöyle resimler üzerinden böyle kendi yorumlarımla giderek aktarmak istiyorum. Şimdi bu enerji dilinde biz buralara çakralar diyoruz ve enerji dilinde denen şu, bizim bir aura alanımız var ya, yani herkes bir enerji alanı var bu fiziksel bedenin dışında. Amacımız bu alanı güçlendirmek ve kuvvetlendirmek. Çünkü biz öyle bu üçüncü boyuta ait olan katı formumuzun dışındaki enerji alanını algılayabiliyoruz normalde. Bu algılayamadığımız ama var olan bu aura ve işte diğer enerji bedenlerimiz, duygu, enerji, eterik bedenler vesaire. Bunların ve bunun alıp fiziksel beyne bağlanmasını sağlayan merkezler bir anlamda da işte bu çakra merkezleri gibi geçiyor. Şimdi normalde bu üçüncü boyutta da, yani fizik bedende de bu hormon alanlarında bir problem varsa zaten bizler sistemle alakalı sorun yaşamaya başlıyoruz. Aynı şekilde çakra anlamında da buralarda bir problem varsa gene sağlık anlamında problem yaşamaya başlıyoruz. Bunların her biri ayrı bir sağlık bölgesine göre bir sağlık alanını ya da oradaki alandaki sağlık durumunu, işletim durumunu ayarlayan bölgeler, bu bölgeler. Şimdi şurada bakayım, şurayı biraz küçülteyim alanı görmek için. Evet. Şimdi burada en alttaki üç şeydeki dalga boylarının aynı olduğunu görüyorsunuz. Geniş ve uzun mesafeli. Yani titreşimleri daha ağır ve relax dalga boyları. Şimdi daha üstlere gidildikçe daha hızlı ve titreşimi daha hızlı dalga boyları. Burası manevi anlamda
biraz daha enerji gibi hissettiğimiz alanlar, maddeden çıkıp enerji gibi hissettiğimiz alanlar. Şimdi burada şöyle bakayım, bulabilir miyim? Şimdi bazı hastalıklar oluşuyor bu bölgelere özel, ama hani onlar aslında bu eğitimin şeyi değil. Mesela kök çakra için neler denmiş? Evet, kök çakra bulunduğu yerden ayak tabanlarına kadar olan bölgenin yönetiminden görevli. Yani şu alandan tamamen buradan gelen enerji akışı veya diğer bir deyişle buradan tetiklenen hormonlar bu bölgeden sorumlu. Aslında tam gözüken yer değil, tam oturduğunuzda alt kısımda bir kemik alanı vardır. O alan temsil eder oradaki enerji girişini. Daha doğrusu şu omurgamız var ya, omurganın bittiği en uçta omurganın şöyle bir sivri ucu vardır. İşte orasıdır o enerjiyi alan yer. Burası duygusal ve ruhsal hayatla ilgili ama kendi içinde doyumlu bir hayat yaşayıp yaşamadığımızı da temsil ediyor. Yani o bölgede eğer bir problem varsa hayattaki tecrübelere dair doyum oranımız da azalıyor. Yani ondan kastı sadece orayı temsil eden cinsel arzu ve istekler değil, cinsel arzu ve isteklerin olmamasını gerektirecek bir takım zihinsel kalıplar da oranın çalışmasıyla ilgili olayı ya yavaşlatıyor ya da durduruyor. Tamamen tıkanmış ya da iptal gibi bir durum söz konusu değil. O zaman zaten ölmemiz lazım. Yani o enerji merkezleri her daim var. Ama nedir? Akıldır, az çalışıyordur, düzenli çalışmıyordur vesaire. Evet. Yani bunlarla ilgili böyle bir şeyler var ama girmeli miyim bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü daha çok kafa karışıklığı yaratılacak. Bu çakra mevzusu böyle kendi başına bir şey. Ama ben buradan sadece alınması gereken olayın, işte bizde bir enerji merkezleri var. Onlar da bu hayatta hormon merkezlerine denk gelen yerler. Her türlü her ikisinde sağlığını yerinde tutabilmek için bizim zihin kalıplarımızın bizi mutlu edecek şekilde ayarlanmış olması lazım. Mesela burada kısaca şöyle bir şey oluşturdum ben. Enerji bedenimize takılıp kaldığı zaman enerji daha yüksek merkezlere akamaz. Duygusal enerji olduğundan bu duygular farklı farklı merkezlerde takılır ve bizim dönüşümümüzün önü tıkanır. Yani bir yerlerde bir sorun yaşıyorsanız ve biraz manevi anlamda da gelişmek, hani bu hayatın da bir sınav hayatı, bir dualite, bir illüzyon olduğunu fark ettiniz ve bunun dışında bir gelişime de yol verdiysek bizler gibi, o zaman burada hızlanmamızı engeller buradaki takılmalar ya da dengesizlikler. İşte şu bölüm, yani en alttaki kök çakra ya da ora bölüm dediğimiz yer, cinsel fazlalığında cinsel sapkınlık, işte cinsel bağımlılık, cinsel kaygı, azgınlığı, yani dengesizliğini art ya da ekside olmasında bu tarz problemler çok daha genel gözüken problemler. Sapkınlık, bağımlılık, cinsel kaygı, cinsel karışıklık, acı ve taciz. Dolayısıyla burası egoyu en çok pohpohlayan kısım kişisel karakterlerde. Şimdi bir diğer üstte hemen göbek altında, göbek deliğinin altında ve bağırsak bölgesi, yani en çok nöron ağlarının olduğu bölgede ise işte oranın da dengesizliğinde işte suçluluk, utanç, acı, aşağılık kompleksi, yoksunluk hissi, mağduriyet hissi oluşuyor. Bu bölgenin olması gerektiği gibi çalışmadığında onun bir üstü var. Göbek üstü bölgesi. Orada da rekabet, kontrol, sabırsızlık, ego, kendini büyük görme. Bakın bu üç bölge, farkında mısınız? Hepsi de bu hayata ait şeyler. Yani bu hayata ait, yani buradaki dengesizlikler ve sürekli bizim zihinle mücadele ettiğimiz için de sürekli onu hırsla, yarışla, intikamla, kavgayla, bir düzenle, yani fesatlıkla, inatla çözmeye çalıştığımız kişisel donanımı edindiğimiz yerler buralar. Bunun üstünde, yani kalp çakranızın dengesi
dengeli çalışmaya başladıysa eğer, zaten bu duyguların artık sizde olmaması lazım. Yani bizlerin ilk hedefi bu çakrayı dengede çalıştırabilmek. Bu çakra dengede çalışırsa şayet, o zaman zaten bizde bu dünyaya ait olan şu tanımların ya da bakış açılarının hiçbirinin bizde olmaması gerekiyor. Eğer varsa buranın hala düzene girmesiyle ilgili bir ihtiyaç hali söz konusu arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili bir de şöyle bir şey var. Şimdi ilk üç merkez enerji tüketicidir. Demin gördük ya onları, bu hayata ait. Ve onlar işte enerji. Biz onları yaşarken sürekli bir mücadele, birileriyle bir takım ilişkiler var ya. O enerjiler de orada kalıyor. O tarz ortamlar ve insanlar ve diyaloglarla da var olduğumuz için her defasında enerjiyi bir yerlerde bırakıyoruz. Öfke olarak, kızgınlık olarak, nefret olarak. Bu ilk üç merkezi aşırı kullandığımızda sürekli olarak görünmez enerji alanımızdan enerji çekeriz. Ve onu kimyasal yapılara dönüştürürüz. Bedenimizin etrafındaki alan çekilmeye başlar. Yani var olan auranızdaki enerjiyi tüketirsiniz. Neden? Neden biliyor musunuz? Çünkü henüz auranızın yani o enerjilerin açılması, yani olasılık alanı ile ilgili bir fikriniz yoktur. Kendinize de o olasılık alanı aşmakla ilgili de bir düşünceniz yoktur. Siz tamamen bu düzenin kurallarından işlediğiniz için hani mevcut olan aura yapınızdan yaşam boyunca sürekli oradaki enerji alanınızı küçültürsünüz. Doğuştan gelen ışığınızı, oluşumunuzu tüketirsiniz ve tükendikçe daha çok tükenirsiniz. Yani bu artık bir şeye girer. Tükendikçe tüketen bir sistem haline döner. İşte biz o yüzden böyle 35'li 40'lı yaşlarda bir aydınlanıyoruz ya ister istemez. Çünkü artık tükeniyoruz. Bu sebeple bu durum bizi tüketiyor, yani o duruma getiriyor, sorgulama durumuna. Şimdi biz ne demiştik? Atom, hani bilindik şeyle atom 6 da var burada, atom 6 da var. Hani bu bir mizansen anlatsın diye atomlar birleştiği zaman neler oluşturuyordu? Molekülleri. Onlar birleştiğinde bir kimyasal yapı ortaya çıkıyordu. Onlar da birleştiğinde ne oluyordu? Hücre oluşuyordu. Hücreler birleşip dokuları oluşturuyorlardı. Dokular birleşip organları oluşturuyorlardı. Organlar işte damar sistemleri oluşuyor arkasından ve bir beden oluşuyor. Yani en nihayetinde böyle baktığımızda bizim bedenimizde en küçük yapı taşı olan atom ve atom altından oluşmuş bir yapı. Evrendeki her şeyde olduğu gibi. Yani bizler de %100 enerjiden işleyen varlıklarız. Ve bizim de atom altı parçacıklarımızın arasında 0,99,99 boşluk var. Biz de o alanla saf bilince bağlıyız. Dolayısıyla biz saf bilinciz arkadaşlar. Şimdi burada bir şey daha anlatmak istedim size. Şu aslında omurgayı temsil eden bir şey. Hani belki bu tıpın bir şeyi vardır. Nasıl söyleyeyim? Amblemi vardır. Bir yılana sarılmış bir çapa. Bu aslında onu temsil ediyor. Bu da omurga. Bu bütün eski kadim öğretilerde zaten çok önemsenen bir şey. Hani meditasyon yaparken omurganız dik olsun. Hatta o kadar hani şöyle bile olmasın, böyle dik olsun diyorum ya. Çünkü omurga da bu çakra bölgeleri omurgaya da bağlı. Yani hormonların üretildiği alanlar tabii ki omurgayla da sinir bağlarıyla ve bağ dokularla bağlı şekildeler. İşte zaman içerisinde omurganın da beslenmesi çakralardaki düzensiz akışla beraber oradaki beslenme de azalıyor, çoğalıyor. Siz böyle dik durursanız o alanın daha hızlı düzenlenmesine ve oradan gelen enerjinin de meridyenlerle bedeninize yayılmasına olanak tanırsınız. Şimdi başlarda biraz hissedersiniz ama zamanla o enerji aktıkça aktığı alanı sürekli şifalandıracağı için daha hızlı şifalanma başlar. Daha hızlı enerji çekmeye başlarsınız. Bedeniniz daha hızlı toparlanmaya başlar. Şimdi siz bu üç çakradan
enerjiyi çektiğinizde ne olur biliyor musunuz? Buradan bu üç çakra sizin bu düzene ayak uydurmak için sarf ettiğiniz enerjinin toplandığı yer aslında. Yani şu ana kadarki yani sorunlu ya da arzu etmediğiniz hayattaki sizi oldurmak için inanılmaz bir enerji harcıyoruz aklında. İşte onun geneli şurada toplanıyor, burada. Ve biz ondan kurtulup da o eski inanç kalıplarımızı salıvermeye başladığımızda oradan serbest hale gelen enerji yukarıya doğru işliyor. Biz işte o yukarıya doğru işleyen enerjiyle ve meditasyonların desteğiyle de ne yapıyoruz? Alttaki enerjiyi tepeden alta derken böyle bir artık hani bu cennette ayaklarının altından nehirler akar sözü var ya. Şimdi bu enerjileri yaşarken o bizi öyle bir noktaya getirecek ki biz ondan inanılmaz bir keyif almaya başlayacağız. Yani o keyfi her an almak için böyle şeyde duracağız yani telaffuzda. Şu an hani biraz bilinmez olduğu için sizleri tedirgin ediyor olabilir. Ama ısrarla devam ederseniz eğer sizin bu üç boyutlu hayatta yaşayamayacağınız derecede güzelliklerin ve keyfin içine alacak o düzen sizi. Şimdi burada şunları göstermek istiyorum arkadaşlar size. Burada şimdi bir insan var. Meditasyon yapmadan önce bakın after meditation before meditation diyor. Yapmadan önce aslında sağdaki yani bana göre sağdaki olan çakraların alanları bunlar. Zaten onların işaretlerini koymuş anlayalım diye. Tamam mı? Yani şöyle bir düzensiz durumları varmış çakrasının. Meditasyondan sonra çakralarının geldiği düzen bu şekilde. Yani çakraları bir düzendeyse eğer bir şeyler yolunda gidiyor demek. Tamam mı? Yani meditasyonun böyle bir etkisi var. Bunu da Doktor Joe'ye yaptığı bu çalışmalarda, atölye çalışmalarında, ileri düzey eğitimlerinde hepsini ölçümlemiş. Birazdan daha iyi idrak edeceksiniz ilerledikçe. Burada da bir kişi var. Bunun da işte görüyorsunuz boğaz çakrası bu tarafa doğru kaymış. Yerinde bile değil yani. Ve kök çakrası neredeyse bacağının üzerinde. Ve ilk meditasyondan sonra çakrasını düzenlemiş. Çakra düzenlendiği zaman enerji doğru alınır merkezlerden. O alınan enerji meridyenlerde işlemeye başlar. O da sizi sağlıklı bir hale getirmeye başlar. Çakranın yeri değiştiyse, potansiyeli azaldıysa bu hastalandık ya da hastalanıyoruz anlamına gelir arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu da etrafındaki enerjinin ölçümlendiği bir kadın görüyorsunuz burada. Bu henüz meditasyona başlamadan önceki aurası burada gözlemlediniz. Bakın kopukluklar bile var arada. Enerji bir geliyor bir gidiyor tutarsız yani. Burada bütün zemin neredeyse enerji alanıyla kaplanmış sadece iniş çıkışlar var. Ve ne kadar büyüdüğünü görüyorsunuz değil mi enerjisinin? İşte enerji büyütmek böyle bir şey. Bu enerji bedensel olarak büyüdüğünde işte şifalanmak gerçekleşiyor. Kozmik enerjiyle bağımız gerçekleşiyor. Yaratım gücümüz artıyor. Motivasyonumuz, neşemiz yükseliyor. Seçtiğimiz şeyleri hayatımızda daha hızlı getiriyoruz. Daha hızlı yaratıyoruz. Şimdi burada da hem enerji alanları ölçülmüş katılanların hem de çakra modellemesi yapılmış. Mesela bu sefer sola koymuşlar. Before meditation, after meditation. Before'da görüyorsunuz kök çakrası biraz kaymış. Hadi göbek üstü yani bağırsak üstü ve göbek üstü plexusları aşağı yukarı yerinde. Kalp çakrası da fena değil ama rengi ama aynı onu bir şey demeyeyim. Boğaz çakrası işte üçüncü göz çakrası tamamen sola kaymış. Yani yerlerini kaybetmişler ve tepe çakrası da aynı şekilde. Aura alanlarına bakarsanız işte yandan görüntüsü var, önden var, öbür yandan var. Diğer sonrasına bakarsanız çakraların tamamını hizalamış, yerine getirmiş ve farkındaysanız alanlarını da büyütmüş. Yani daha netleştirmiş, koyulaştırmış ve aura alanları da bir öncekine göre daha da büyümüş. Şimdi resimler küçük olduğu için o büyümeyi böyle yorumlayabiliriz. Ama çok daha büyüdüğü zaten çok kesin.
Şimdi bir tane daha var bunun gibi bir şey. Hatta ilk tecrübesini ikinci ayın 21'inde yapmış, gelmiş ve ölçümünü almışlar. Meditasyonunu yapmış. Gördüğünüz gibi inanılmaz bozuk bir çakra alanı var. Hatta bazı bölgeler çok yoğun çalışıyor. Boğaz çakrası, işte biraz kalp çakrası, kısmen kök çakrası, diğer iki ve üst çakraları onlardan biraz daha denge, kendi aralarında da bir dengesizlik var. Bir şeyler daha hızlı çalışıyor yani bedende. Burada da bir düzen getirmiş, en azından dışarıya kaymış olanları getirmiş ama tam bir düzen oluşmamış henüz. Sonra 23'ünde yani 2 gün sonraki durumunu ölçümlemişler. Orada bu hale gelmiş. Bir hem alanı büyümüş, bir hizaya gelmişler ama tam düzenlenmemişler ve avro alanı da kısmen daha iyiye gitmiş. Kısmen. Şimdi bu görüyorsunuz arkadaşlar, bütün bu atölye çalışmaları ya da ileri düzey çalışmalarından önce şuralarda algılayıcılar var. Bu tarz hep bütün katılımcılara bunları takıyorlar. Hepsini eğitim başlamadan önce ölçümlüyorlar. Eğitimin aralarında ölçümler devam ediyor ve bütün bunları istatistiksel bir veri haline getiriyorlar. Oradan çıkan sonuçlarla da bir bilim oluşturuyorlar. Tamam. Şimdi burada da şu var. Yani hiperaktivite. Burada şu beyni yukarıdan çekmişler ve beynin alanı çok kırmızı. Yani kanla dolu. Beyin çok çalışır halde. Yani hiperaktivite söz konusu burada. Evet. Mesela burada da Blue da aslında bu da çalışmayan çok dingin bir beyni temsil ediyor. Böyle bir şey tespit etmişler. Bunu konuşuyorlar. Yani bunlar için böyle günlerce konuşulabilir. Hepsinin altında çünkü ince yazılarda detaylar var. Ben sadece sizlere fikir versin diye bir şeyler koydum buraya. Burada da işte Mayıs'ın 9'unda 2013'te birisi gelmiş. Onun beyin yapısı işte mavi yeşil alanlar burada da sağlıklı bir beyin yapısını gösteriyor. Kırmızı alanlar çok fazla aktivite var diyor. Mavi alanlar da çok az aktivite var diyor. Tamam, yani yeşiller sağlıklı bir yapı. Maviler çalışmayan bir beyin. Kırmızı da çok çalışan bir beyin. Mesela bu kişi gelmiş, geldiğinde beyni böyleymiş. Burada bir gene mavi yani çalışmayan alana girmiş. Sağlıklı, sağlıklı, sağlıklı. İşte beynindeki düzelimler aşağı yukarı bir ay sonra beyni bu hale gelmiş herhalde. Yani şöyle bakarsak mavi alan yani daha sakinleşmiş, çalışır hale gelmiş. Yani ben de bunun yorumu yok. Bunu artık bir tıp adamı yorumlaması lazım. Bir şeyleri gözlemlemişler, sonuç almışlar. Burada da Parkinson hastası birisi var. Parkinson hastası olduğu için ya fazla aktivitede beyni ya da çok durgun. Şurada gördüğünüz gibi. Ya kırmızı çok, yani çok nadir böyle normalleştiği ya da çok mavi. Ama ne zaman yapmış bunu? Şubat'ın 20'sinde yapmış. Before after demiş. Bir tarih belki var ufak yazılarda ama şu an gözükmüyor. Bu çalışmalar yani meditasyon çalışmasından sonra burada ekstra bir çalışma yok arkadaşlar. Bunların hepsi meditasyon. Yapmamız gereken pratik meditasyonlar var ya size attım. Onlarla yapılan şeyler. Buradan sonraki hali normal bir insanın beynine dönmüş fark ettiyseniz. Mavilikler var ama bu kadar durgun değil ve derin değil. Kırmızılıklar da var. Yani aktif olmuş yerler de var ama bunlar normal. Biz de böyle alanlara girip çıkıyoruz zaten. Ama yeşil olan yani sağlıklı bir beyin yapısı burada sadece neredeyse bir taneyken burada bir sürü olmuş. Yani bu bir Parkinson hastası. Bu sonucu alan. Şimdi eğitimin daha önceki derslerde hani beyinle kalbin tutarlı olması gerektiğini söylemiştim hatırlarsanız. Bir şeyin olması için ya da sağlıklı bir bireysel, kişisel varlık oluşturabilmemiz için. Yani ağzımız bir şey söyler ama ona kalbimiz inanmıyorsa siz kalbinizin söylediği şeysiniz. Ağzınızın söylediği şeyi dikkate almıyor kuantum alan. Sizin yapınızı dikkate alıyor demiştim ya. Yani eğer beyninizde bu beyinle kalbin tutarsız olduğu anlar ne zamanlardı? Stresli olduğunuz,
kortizon salgıladığınız anlardı, değil mi? Bunu normal bir olay yaşarken de yapabiliyorduk ama bizler genelde düşüncelerimizle yapıyoruz ve bunu normalleştirip kronik stres altında yaşamaya alışıyoruz. Şimdi o zaman da ne oluyor? Beyin sürekli tutarsız bir sinyal sergiliyor. Yani bir ağrı hissediyorsunuz, birazdan biraz iyi oluyorsunuz ya da şartlar sizi iyi hissettiriyormuş gibi hissettiriyor. Sonra bir daha derken, o yüzden bir türlü ben bir şey istiyorum ama neden olmuyor kısmı bununla çok alakalı. Bu da tutarlı bir beynin ifade etmiş olduğu sinyal alanını gösteriyor bize. Şimdi burada biraz daha bunu da ölçümlemişler. İşte burada tutarlı bir beyin. Bakın bu nokta noktalar beyindeki o takılan başlığın almış olduğu merkezlerin yeri. Oradan alıyorlar bilgiyi ve aralıklardaki şeyi de bu gösteriyor. Tutarlı demek aslına bakarsanız ikisi de dalga ama birinci, ikinci, üçüncü dalga hepsi iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor. Aralıkları tutarlı. İkinciye bakarsanız ikinci beyne onun indiği yerde başka bir yerde bir çıkış var. Yani beynin değişik bölgeleri değişik dalga veriyor. Bu onu gösteriyor. Burayı anladınız mı? Bakın bu bölge böyle dalgalanırken bu bölge onun yükseldiği anda düşüyor. Yani burası başka türlü frekans yayarken burası başka türlü, burası başka türlü, burası başka türlü frekans yayıyor. Şimdi bu üstteki şunlar, burası aslında mavi. İşte burası biraz kırmızıya kaçıyor, burası yeşil. Bu tutarlı bir beyin. Bu düşük tutarlı, normal. Bu da çok kırmızı bir beyin olduğu için yüksek. Bunların maalesef renkli olanlarını çok araştırdım ama bulamadım. Bu da onu grafiksel olarak anlatmış. Yani normal bir beta dalgasındayken, yani biz gün içindeyken şöyle bir şeyler yaşıyoruz. İniyoruz, çıkıyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz. Oysa olması gereken şey bu. Şuradaki gibi. Bunu göstermiş. Bu beyefendi her türlü ölçmüşler yani nasıl olduğunu. Böyle sonuçlandırmışlar. Burada da bu tarz detaylar var arkadaşlar. Şimdi meditasyona girdiğimizde şöyle oluyoruz. Mesela alfa burada şunu anlatmak istiyor. Mesela biz meditatif olduk. Beta'dan alfaya doğru indik ya. Birden ona bakıyorlar, ölçümlüyorlar ki beyin dalgaları böyle daha kısa aralıklarla ama sık sık zikzak yapmaya başlıyor. Bu şunu gösteriyor onlara. Orada bir alana bağlandı, meditasyon yapan kişi ve bir deneyim yaşıyor ve o deneyimin duygusuna girmiş. Bir his var çünkü frekans yayıyor beyni ve sık sık ve hızlı hızlı yayıyor. Yani bir şeyi duygusal olarak deneyimlediğini anlıyorlar bu çizgilerden ve öyle bir an geliyor ki o deneyim böyle zirve yapıyor. Yani teta'ya geçiyor ve orada artık neyi deneyimliyorsa hani böyle duygu olarak uçuruyor. İşte istenen şey aslında böyle bir şey. Yani orada yaşadığı şeye gerçekmiş gibi inanılmaz bir duygu yüklemiş ve onu ölçümlerde böyle yakalıyorlar dışarıdan. Ve o deneyimden çıktığı an zaten ne olduğunun da farkında oluyor. Yani gerçekleştirmiş oluyor. Yani hücresinin kapısını çalmış oluyor, DNA'sını yırtmış oluyor, genini de değiştirmiş oluyor. Bu da onu anlatıyor. Burada daha işte detaylı meditasyonda enerji değişimini anlatan, bakın buradaki kişinin meditasyon öncesinde çakraları nerelerde? Yani neredeyse 3 tane çakra burada, diğerlerinin hepsi aura alanının, bedeninin oralarda bir yerlerde. Merkez kaymış yani. İşte burada meditasyondan sonra bir düzen oluşturmuş. Burada da benzer bir şey var. Bir düzen oluşturmuş. Bunların çoğu birinci denemede hastalıklarla ilgili olanlarda dördüncü denemede oluşuyor arkadaşlar. O böyle bir istatistik de çıkarmışlar. Bu veriler bunlar. Bunlar da aura alanlarıyla ilgili. Bakın şuradaki çok enteresan. Mesela aura alanı ne kadar yırtık görüyor musunuz? Ama öyle bir motivasyona girmiş ki meditasyon yaparken meditasyon sonrasında inanılmaz bir enerji alanı oluşturmuş. Bakın bununkisi mesela, şununkisi mesela daha normal buna göre. Buna göre daha iyi durumda. Bu da buna göre daha iyi durumda. Ama bakın bunlardan bile daha inançla girdiği için enerji alanını bunlara göre katlamış. Gördünüz mü? Olay bu. Yani senin ona nasıl bir enerji yüklediğinle alakalı. Evet.
Şimdi bunu da gördük ve geldik şuna. Burada da beyin dalgalarını şunun için ölçümlüyorlar. Hani kaçıncı dakikada hangi dalgaya düşüyor? Meditasyon yapan kişi alfaya düştü, alfanın sonuna geldi, teta'ya düştü. Yani hangi dalga sırasında deneyim yaşamaya başlıyor? İşte bunları ölçümlüyorlar. Mesela biraz deneyim yaşıyor, biraz gene normalleşiyor. Biraz deneyim yaşıyor, biraz gene normalleşiyor. Ve şurada görüyorsunuz o kadar yoğun bir şey yaşıyor ki böyle. Şey olmuş yani, neredeyse farklı bir 2 ton daha hızlı bir şey çizdirmiş makineye, alete, ölçüm aletine. Ve şurada da ciddi bir deneyim yaşamış kuantum alanda. Bakın inanılmaz yükselmiş. İnanılmaz inmiş yükselmiş inmiş yükselmiş ve muazzam yani muhtemelen gama beyin dalgalarına bile girmiş olabilir. Yani orada işte fitilin ucunu ateşlemiş. Yani neyse istediği artık o olmuş, onun önüne kimse geçemez. Burada da aynı kişinin beyin durumlarını ölçümlemişler. Bunları buraya yazmışlar. Buna bakalım. Burada da benzer bir şey var. Burada da işte dakika dakika hangi durumlarına girdin? İşte ilk dakikalarda daha sık bir şey olmuş da burada tamamen rahatlamış. Yani başka bir alanda tamamen zihnini durdurmuş, hiç olmuş, yok olmuş ama bir şey de seçmemiş. Tamamen o alandan işlemiş. Böyle artık burası ne kadar bir zamansa o kadar zaman içerisinde meditasyonda kalmış. Burada da belli bir süre böyle gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş ama burada ciddi bir deneyim yaşamaya başlamış şu koyu alanda. Burada da baştan itibaren yani burada baştan itibaren artık şurada bir deneyim yaşamış ya artık biliyor ne yaşayacağını ve burada tamamen öyle girmiş ve burada zaten kopmuş. Yani burada muhtemelen hayatının en büyük deneyimlerini yaşamış ve onu burada beyin olarak da ölçümlemişler. Bir tane daha var. Yok, 2 tane varmış. İşte burada da bir kişinin ilk deneyimde kolundaki bu izleri burada detaylar yazıyor ama şimdi kitaptan açıp orayı bulmam lazım arkadaşlar. Yani şunu anlayın, bedeninin dışına sirayet eden bir hastalığı var. Onu bu kadar azaltmış. Yani şöyleymiş de böyle bir azaltmış. Benim hatırladığım kadarıyla da ikinci ya da üçüncü deneyiminde de dışındaki izler değil, bedenin içindeki hastalıktan da iz kalmadığını biliyorum bu kişinin. Bu da bir deneyim. Gene böyle bir şeyler. Durum bu. Yani buradan çıkartacağımız şey ne? Ben size bağlanayım şimdi. Yani meditasyonla ve o hiçlik boyutuna geldiğimizde yani zamanın yok, bedenin yok, ortamın yok, zihnin yok olduğu alana girdiğimizde o bizdeki enerjiyi alıp seçtiğimiz şeye yüklediğimizde yani duyguyu o boyutta yaşadığımızda onun olacağının coşkusuyla yaşadığımızda o alana da dolduracağına olan güvenimizi zerk ettiğimizde anında beden bizden aldığı o komutu bir emir gibi yerine getirip beden değişiyor, alan da bize o enerjinin bağlantısını kuruyor ve biz o alanı kendimize açmış oluyoruz. Okey. Burada anlaşılmayan bir şey var mı acaba? Bugün enerjiniz neden düşük? Yo, gayet iyiyiz. Yoruldunuz mu? Yo, çok keyifli Yorgunluk var gibi. anlatıyorsunuz hocam. Çok güzel öğreniyoruz. Ben biraz yorgunum ama iyiyim hocam. Sevindim. Okey. Peki burada anlaşılmayacak bir şey yok. Bunlar yaptığımız şeyin sadece size bunları niye koydum? Hani bunun bir ölçümleme sonucu bilimsel bir veri olduğu konusunda zihninizde, bilinçsiz zihninizde ikna olsun. Hücre zihninizde ikna olsun. Böylece siz daha kuvvetli girin o alana diye koydum. Yoksa olan bu. Okey. Şimdi bir tane Adana hocam. meditasyon yapalım mı? Efendim? Ya aslında böyle hepimize böyle kal gelmiş gibi ben Evet. hissettim o. Var bir şey Yani canım. Yani şu an böyle kaldık. enerjiniz farklı bir yerde. Yani şöyle anlat. Yani ben kendi adıma o anlattıklarınız hani o kadar böyle bir derine işledi ki hani yani
anlama yönünden kendi adıma konuşuyorum. Hani tamam, çok güzel anladım. Yani harika oldu. Evet, orada ama ne şimdi, sizi şey yapan, bunu normal hayatıma nasıl uygulayacağım kısmı mı? Yani hepimize kal gelmesinin bence nedeni o böyle. Tamam, doğru, şuradan yürekten inanıyorum. Hı-hı. Yani inanın %100. Yani ama o hale mi geçemiyoruz acaba? Ama %100 inanıyorsanız nein. Hayır, o meditatif hali, o meditatif hali mesela, ben siz söylediğinizden beri böyle bayağı ciddi bir şekilde deniyorum. Yani 3 dakika, 5 dakika sonra zihin hemen tekrar bir şeye gidiyor. Şimdi bak şunu söyleyeyim Canan Hanım. Bu meditasyon da bir ustalık alanı. Evet. Yani öyle. Şimdi biz mesela bir takım şey bilgileri edindik ya. Şimdi isteyeceğiz o meditasyona girmeyi. O zaman daha hızlı usta oluruz. Ama hani bir meditasyon varmış, ben de bir bakayım dediğimizde o süre daha uzun sürebilirdi. Ama şimdi mesela daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Meditasyonda işte en durum tabii ki zihin. Normal hayatla ilgili zihnin bizi yönlendirmeyi. Anlattığımız şey yani hani girdiğimizde nelerle karşılaşacağız diyoruz ya. Ben niye size bir gün meditasyon yaptırıp da arkasından meditasyonda bunu mu hissettiniz? Şöyle hissedenler kimler, böyle hissedenler kimler diye sordum. Başınıza geldiği bilin de ona göre ben kuvvetliyim deyin. Neden aygır hikayesini konuştuk? Onu durdurun, dizginler sizde. Onu siz bir kere bunu yaparsanız o size artık inanır. Sadece bir kere ona ondan daha güçlü olduğunu göstereceksiniz. İşte. Meditasyon da şöyle bir şey. Biraz pratik yapacaksınız. Bunun başka bir yolu yok. Nasıl bunları hayatınıza sokmak için defalarca kere birilerinden ayrıldınız, birilerinin sizi üzmesine müsaade ettiniz, birilerine bir şey verdiniz, karşılığını alamadınız, böyle tecrübeler ettiniz defalarca kere. Şimdi defalarca kere bunu aynı tutkuyla, aşkla bunu yapacaksınız. Ama benim hissettiğim şey şu an sizin anlatımınızdan sonra, hani sanki bunu başaracağım gibi hissettim. Belki de ondan geldi. Ay ben de bunu istiyorum. Yani bunu ondan geldi o kaldı. Bilmiyorum. Evet, yani onun için böyle biliyorum. Hani elimden geldiğince böyle çevirişi gibi aslında adamın dersi, yani Doktor Joy'a çok bilimsel terminoloji üzerinden anlattı bu dersi. Gerçekten onun ilk anlattığını versem mümkün değil yani. Yani ben onun üzerine 3-4 geçtim. Resmen tercüman gibi çevirdim yani kendimce. Ve şey, çok değerli buldum. Çünkü anlattığı şey zaten realitenin kendisi. O varsa öbürlerin hepsi yolda şey yani, oyalanmak, başka bir şey değil. Öyle. Ve gerçekten inanıyorum demeyin. Gerçekten yolu bu. Başka yolu yok bunun. Bu sizin hayatınızı, zihin kalıplarınızı yaratıyorsa, onları dönüştürdüğünüz an siz yaratmak istediğiniz karakter olacaksınız zaten. Bakın, meditasyon yapıp bir şeyi oradan seçip yaratmak zorunda değilsiniz. Bak bu, o oranın içerisinde birkaç tane şey var dedim size söylerken. Çok pardon, böyle yapayım. Dedim ki, yani bir bilinçaltı kayıtlarınızın nasıl oluştuğunu size anlattım ki, o kayıtları aynen onun, konuştuk ya detay detay, çağrışım yasası, tekrar yasası bilmem ne, gün içinde farkındalık edip işte bunu duyumsuyorum, bunun karşısında bunu düşünüyorum, bunu fark ettiğimde, yakaladığımda o enerjiyi boşaltırsın. Onun yerine başka bir şey koyarsın. Etrafından, oradan buradan ne olacakları da konuştuk ki onlardan da kendini korursun. Böylece ne olur? Yeni bilinçaltı kalıpları edinmeye başlarsın, değil mi? Tekrarlamazsan o zayıflar, sonra o dal kurur. Sen onun yerine yenisini yapıştırırsın. Bir zaman sonra da bir bakarsın Canan eski Canan değil. Değil. Öbür yaşadıkları ona sanki başka birisinin hikayesi gibi geliyor. O geçmiş, çünkü geçmişte kalmış. Bununla beraber de
O düşünce kalıplarının senin bedeninde oluşturmuş olduğu rahatsızlıklar, hastalıklar neyse ondan da kurtulursun. Ona denk geldiğinde onu da bırakırsın. Yani böyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama hayır, ben daha hızlı hem değişmek hem de yaratmak da istiyorum. Burada halletmek istiyorum. Zihnimle böyle mücadele etmek istemiyorum. Bu bana daha kolay geliyor derseniz. Çünkü orada bir de bizden çok üstün olan bir üst bilince bağlanma durumumuz var. Bir yardım da var enerji olarak. Anlatabiliyor muyum? Yani o enerji size sizin ihtiyacınız olan bütün kalıpları da atar. Yani o desteği de ben alayım, onunla beraber yürüyeyim derseniz de meditasyonlarda bunun şeyi, hiçbir şey algılamıyorsanız bile, başaramıyorsanız bile devam etmeniz bile sizi bir sona götürür. Kesinlikle götürür. Ne zaman kaybedersiniz biliyor musunuz? Vazgeçtiğinizde. Evet. Yapmaktan vazgeçtiğinizde en büyük kayıp bu olur. İnandım. Evet. Handan Hocam, ben dün meditasyonla ilgili size soru sormuştum. Yatmadan açtım. Yaptım, gerçekten çok keyifli. Yani sonrasında da böyle uyandığınızda hissediyorsunuz onu. Bak şimdi o meditasyonu sizin hayatınızda nasıl bir değişiklik getireceğini de bilerek yaparsanız onun böyle hani dedik ya arkasına farkındalık koyduğunuzda alacağınız verimi de arttırırsınız yaptığınız olaylarda. Yani bilgi varsa size onun katacağı performans da yükselir. Aynı Antalya'daki otelde çalışan kadın gibi. Onu da nereden oraya koyduysam sürekli ondan bir hatırlatma gerekir. Hani çalışan kadınlar vardı ya otelde şişman, obez. Ama o muhteşem bir örnek hocam. Evet işte kolaylaştırsın şeyi diye. Fikri, kesinlikle. Fikri size geçirsin diye onu bulmuştum. O yani. O meditasyonun sizin hayatınızda o üst bilince bağlanmak için çok doğru bir yol olduğunu yani kuantum alana geçişinizi sağlayan bir aynı spor gibi bir antrenman, bir şekil olduğunu algılarsak eğer meditasyona da o şeyle otururuz, coşkuyla ve o zaman ondan alacağımız verimle yani birçok insandan çok daha fazla olur, çok daha önde olur. Ve o zaman sonucu çok erken görürsünüz. Gördükçe de yapasınız gelir. Yaptıkça göresiniz, gördükçe yapasınız gelir. Sonra fark ettikçe. Kendiliğinden olur herkes. Evet. Yani bir kere, iki kere, üç kere çok net şahit olmanıza bakar olay. Hocam herhangi bir saat öneriniz var mı? Ya şöyle hani beynin meditatif olduğu zamanlar uykudan uyandığı ya da uykuya yakın olduğu zamanlar denir. Ama bende mesela öyle olmuyor. Herkesin şeyi farklı. Yapmak istediğimiz zaman değil mi hocam? Nasıl? Hani yapmak istediğimiz ya da buna inandığımız hani o şeye girmek istediğimiz zaman önemli değil mi biraz? Valla ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki öyle. Ben mesela bunu şöyle yapıyorum. Evet bu benim için çok önemli bir şey ya. Ben bunu bayağı böyle bir ritüel gibi yapıyorum. Onun bir saatini yapıyorum. Mümkünse öğleden önce. Çünkü ben uyandığımda zaten çok dinç oluyorum. Hiç öyle meditatif bir şeyde falan olmuyorum yani. Benim enerjim full oluyor. O yüzden o zaman bana şey değil. Ben öğlene doğru böyle bir istiyor bedenim onu. Ama bu tabii ilk başlarda böyle değildi. Bakın sonra yaptığınızda o enerji sizi çağırıyor. Yani ben böyle bir yerde otururken hani belki size çok absürt gelecek ama ileride beni anlayıp hak vereceksiniz. O enerji böyle bana bir geliyor. Resmen böyle hiç onu düşünmediğim bir anda baya böyle bedenimden akıyor. Yani nasıl biliyor musunuz? Kalkıyorum oradan ve gidiyorum, oturuyorum. Gözlerimi kapadığım an yani ben ya tetadayım ya deltaya doğru gidiyorum. Yani o kadar yoğun alıyor beni. Derin bir sessizlik olur. O anı yaşadık. Ay, şimdi hocam öyle güzel anlattınız. Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Şöyle söyleyeyim. Bakın ben mesela hepimiz öyleyiz. Size ilham olsun diye bunları söylüyorum. Yoksa hiç bunları anmakla ilgili bir şeyim yok, niyetim yok. Gerçekten benim iş hayatım beni çok etkiledi karakter olarak. Çünkü aslında şimdilerde düşündüğümde hiç o iki uygun bir karakter de değilmişim ben. Ama hayat öyle oraya getirdi. Demek ki varmış bir orayla ilgili bağlantım ki
Ben 900 bin kişinin çalıştığı bir fabrikada fabrika müdürlüğü yaptım. CEO'luk yaptım, genel müdürlük yaptım arkadaşlar. Ve bunları yaparken hiç de bunlara uygun olmayan, yani tamamen sürekli anı, geçmişi, geleceği planlamak, programlamak, gözden geçirmek, sorgulamak. Hep de bunların içindeydim ya. Sonra iş hayatımı bitirdiğimde gerçekten böyle sudan çıkmış balık gibi oldum. Sürekli böyle birileri hayatın keyfini çıkarırken ben olacakların peşindeyim falan filan. Yani böyle bir türlü şey olamıyorum. Olanlarla ilgili böyle keyif şeyim yok yani. Habire şeydeyim, raporlamadayım kendime. Ve tabii ben kendi isteğimle de meslekte da şeyler edinmişim, böyle karakteristik özellikler. Mesela bunun getirdiği aşırı bir bağlılık durumlarım da vardı duygu olarak. Aileme, işte bahsettiğim kısmetsizlere, işte başka bir şeylere, işte sigarayla ilgili bir bağımlılığım da vardı. Günlük hayatımı yaşarken de mesela her şey aynı iş yerindeki gibi, hep her şey mükemmel olmalıydı. Yani bana konuk diye gelecek birini, haberini aldığım an ben resmen işteki gibi proje üretiyordum. İşte bunun yanında bu pişer, bunun yanında o yenir, o zaman o olmaz, bu buna yakışır, bu buna yakışır, bu saatte bu yenecek, burada bu olacak, ev böyle temizlenecek, bu burada konaklayacak, bu burada yatacak, buralar gezilecek falan gibi. Böyle saçma sapan, kendimi yıpratacak, üzecek, yani kendi alanımı tamamen tacize uğratacak her şeyi yapıyordum yani. Yani bütün bunlar benim bunlardan nefes almama, kurtulmama sebep oldu. Şimdi umurumda değil, herkes... Yani senin enerjin güzelse zaten ortamın ne olduğu çok önemlidir. Herkes orada mutlu oluyor. Hani evinin çok temiz, düzenli, her yerin pırıl pırıl olması. Ben bir gün önce evi baştan aşağı temizlerdim. Eğer bir konuk gelecekse bir daha baştan aşağı temizlerdim. Yani nedense. Bunun gibi bir sürü böyle takıntılı hallerim vardı. Onların hepsi kendiliğinden gitti. Hani özellikle oturup böyle çalışmadım. Bu takıntılı halim, bu takıntılı duygum, bu bağımlılığım diye çalışmadım. Ben hep genelden gittim arkadaşlar. Oturup hiç ailemi dizdirmedim. Hiç atalarımla uğraşmadım. Hiç kimsenin bağını kesmedim. Kimseden af dilemedim. Sadece bir küçüklük meditasyonum vardı. Onu da size de yaptırdım. Seç ve oldur da. Çünkü insanlar ondan, o meditasyonun faydasından ziyade, hani orada bir şeyleri hallettiğinin faydasından ziyade, orayı herkesin bir hatırlamasını istediğim için yaptırıyorum onu. Yani o ilk saf haliniz var ya, hani siz de bir zamanlar öyleydiniz. Hani bu yükü kendi kendinize aldınız. Hani bak orada işte hayatın bütün neşesi bak o gözlerde de vardı. O bedende de vardı. O öyleydi, sen onu aldın, böyle yaptın. Yani o mesafeyi görsünler diye. Tekrar iletişim kursunlar diye o meditasyonu özellikle yaptırmayı tercih ediyorum. Onun dışında sadece hep geneli, hani biz kimiz, burası nasıl işliyor, ben nasıl işliyorum, aramızdaki iletişim ne, bu neden böyle bozuk, burada doğru böyleyse niye sonucunda eşittir yanlış var, o zaman burada bir yanlış var, o ne demek, bu ne demek, din ne demek, düşünce ne demek, erkek ne, kadın ne, böyle diye buralara kadar geldim ve gördüm ki olay bu. Bundan daha ötesi yok arkadaşlar şimdilik. Eğer biz de yakın zeka çıkmazsak buyuz yani. Tüm öğretileri tek bir çatıda topluyor zaten. Kendiniz mi karar verdiniz? Efendim? Hani bir meslek değişimi mi söz konusu oldu? Hani fabrikadan daha sonra farklı bir alana mı geçtiniz genel müdürlükten? Yok, şöyle oldu. Ben çok yoruldum. Çünkü gerçekten fabrika olunca evi sadece temizlenmek ve arada kıyafet değiştirmek için geçiriyordum. Bir de tekstil sektörüydü. Yani bütün ilgilenilmesi, uğraşılması gereken çalışan kesiminin olduğu bir sektör. Çok yorucuydu. Ben diyorum ya, bahar ne zaman geldi gitti, yaz oldu mu, yaz başladı derken bir bakmışım bitmiş. Hani sonra bunun bir saçmalık olduğunu düşünmeye başladım bir anda. Tekstil yurt dışına kaydı. İşte İran'a, Mısır'a, Ürdün'e.
O arada işte Mısır'la ilgili birkaç proje geliştirmem istendi. Ben de o görevi üstlendim. Sonra dendi ki madem projeyi sen yaptın, oradaki fabrikayı da sen yönet. Ben düşündüm, dedim ki yok. Belki bu vesile işte orada ayrılma kararı aldım ve ayrıldım. Sonra başka bir yerde olarak devam ettim. Artık üretim kısmında değil de danışan kısmında olayım diye. Bir süre sonra orada da başka bir uluslararası bir oluşum oldu. İşte haftada 3 gün orada, 5 gün Türkiye'de olursun dendi. Yok, ben onu da istemedim, ruhum onu da istemedi. Derken işte öyle derken koptum yani sektörden. Keşke daha önce kopmayı becerebilseymişim. Ne kadar güzel ya. Bunları duymak çok güzel. Ne gibi? Yani ne güzel istediğinizi, yani keşke daha önce olsaydı. Bilinçli bilinçli olsaydım eğer kesinlikle kendi hayatımı bu kadar yok saymazdım. Kesinlikle. Bak, bir insanın kendisine yapabileceği en büyük yanlış. Neden ben bu yaşta bunları konuşuyor olayım? Çok daha erken konuşuyor olabilirdim. Ve çok daha erken hayatımın dizginlerini kendim alabilirdim ellerime. Öyle değil mi? Evet. Ayşe Hanım'ın sesi açık. Ama başladığın değil, bitirdiğin yer önemli diye dün birisiyle tanıştım. Başladığında hayatın var ya, her anı önemli. Öyle ama önemli. Hocam farkındalık sürekli artıyor yani. Şu an geldiğiniz öyle. Hiç olmuyor da bilirdi. Tabii ve ki. Bunlar yani sizi aslında taşıdı bugüne ve karşınıza mesela daha önce de vardır eğitim gruplarınız. Mesela bizlere bunu akıtıyor olmanız çok güzel. Tabii ki öyle. Yani birçok şeyden. Tabii ki bundan daha iyi neler olabilir. Elbette öyle. Tabii ki öyle. Ama şey var. Hani daha bilinçli bir insan olsaydım eğer. Hani benimkisi çok anormaldi. Sonrasında böyle baktığım zaman çalışan insanlara. Gerçekten böyle 3-4 hayata sığdıracak performansla çalışmışım. Hani bir 15 senem öyle geçti ama ben inanın işe gittiğim zaman hala hava aydınlanmamış oluyordu. İşten döndüğüm zaman da gece oluyordu. Yani günü evet, görmüyordum neredeyse. Ve öyle geçiyordu yani. Böyle inanılmaz bir sorumluluk duygusu, inanılmaz bir oldurma isteği. Ama neden? Yani niçin? Olması gerektiği, hani kendi sağlığını ya da düzenini ihmal edecek kadar, yok sayacak kadar. Öyle olmamalı. Çünkü hayata geliş nedenimiz o değil. O değil. Eğitim sistemiyle de alakalı hocam. Onu tabii ki öyle. Yani her şey düzenlenmesi gerekiyor. Tabii düzensizlik varsa düzensizlik. Bizden istenen bu hep mükemmel olmamız. Yani televizyon, medya, sosyal medya, her şey öyle. O yüzden biz de kaptırıp gidiyoruz ezber hayatı ama böyle farkındalık kazanıp sürüye uymadığında ne güzel dönüşümler oluyor. İşte en güzeli şey aslında keyif aldığın bir iş mesleğe sahip olmak. Çünkü keyif alarak yapıyorsan o sana her türlü şeyi de getirir yani arzu ettiğin neyse. Ama biz genelde o anki durumumuza bakıp hani geçimimizle ilgili ya da bir işe girelim, işe girmiş olalım, hani boşta olmayalım. Tamam. Ya da iyi bir makam mevki. Yani evet ya da öyle. Hani bu kadar okumuşum. Onun bir hakkını vereyim. Neresi olursa olsun oraya bir gireyim şeklinde oluyor falan. Öyle. Bunlar bireysel olarak herkesin aslında kendi hayatında çözmesi gereken şeyler. Ama biz toplum olarak da böyleyiz. Yani bunu bir devletin ya da bir hükümetin elbette bekleyeceğiz tabii ki böyle bir şeyi. Çünkü biz bir Osmanlı değiliz ki. Padişahım çok yaşa sistemiyle gidelim. Bizde biraz Osmanlı'dan gelme bir alışkanlık var. Terse dönmüş olay. Onlar bizim için değil de halk onlar için yaşıyormuş gibi. O sistemin ne zaman değişir o sistem tam manasıyla onu bilmiyorum. Ama ne zaman değişirse o zaman hakikaten belki insan olarak insana değer veren, gerçekten insanın özgür iradesine değer veren ve onu her şeyin üstünde tutan bir sistem gelir. O zaman işte herkes, o zaman daha adil bir şekilde herkes kendi bireysel tercihlerini yapıp sonuçlarını da objektif olarak görebilirler. Böyle bu kadar dış müdahale varken sen aldığın sonucu da objektif değerlendiremiyorsun ki. Kötünün içinde iyisini seçerek ilerliyorsun mecburen. Yani hayat böyle bir şey sunuyor ister istemez. Evet, biz gene kendi konumuza dönelim bence.
Yani böyle yaşadığımız düzen böyle. Hani baktığınız zaman diyoruz ya, dünyayı gözümüzü açtık, başlıyor düzen işlemeye. İşte düzen bu yani. Böyle. Andan hocam, ilk eğitimi ne zaman vermeye başladınız? Ben aslında bir denedim. Tam sene olarak hatırlamıyorum ama tahmin ediyorum 4 ya da 5 sene önce falan. Böyle gene benim sayfamı takip eden arkadaşlardan böyle ısrarla bir şey geldi. Hocam seans yapıyor musunuz? İşte şöyle yaptınız böyle. Ben gene o zaman böyle bir ücret mukabilinde değil de bir paylaşım babında bir şey yaptım. Böyle bollukla, bereketle ilgili bir spesifik yani ben öyle bir şeye vardı. Katıldım sizinle. Mantralar vardı. Günlük meditasyonlar, mantralar, ödevler. Ama çok oldu, evet, dediğiniz gibi 4-5 sene önce evet, öyle bir şey oldu. Vardı. Evet, oldu. O tamamen böyle bir oradaki ısrardan kaynaklı bir şeydi. Ki ben yani içselleştirmek istedim aldığım bütün eğitimi. Zaten onu yapamasaydım eğitimde veriyor olmazdım. Onun da çok büyük eksiklik olduğunu düşünüyorum insanların içinde. Çünkü benim bulunduğum sınıflarda eğitim alan arkadaşlarım da var. Aldıkları eğitimi direkt eğitim olarak algılıyorlar. Yani alırken bile vereceklerini düşünerek alıyorlar. Oysa her eğitimi kendi kelimelerine, sözüne ve duyguna dökmeli insan. Kendindeki açılımını sunacak, o da kendi açılımı sunacak, o gelişsin. Zaten başka birinin kelimesi ya da şeyi olmuyor da. Yani bir şey oluyor yani, olmuyor, geçmiyor karşı tarafa. Hani ne zaman onu sen alıp içselleştirip de kendinden bir şeyler yükseltirsen o zaman geçiyor karşı tarafa da o şey. Ben ona onun yani bu her şeyde böyle. İş hayatı da böyle. Böyle yaparsan başarılı oluyorsun. Yoksa başkasının uyguladığı bir sistemi alıp uygularsan o başkasının sistemi oluyor. Sen mevcut ortamı iyi algılayıp o ortama göre bir şey geliştirmen lazım. Her ortam kendine özeldir yani, her insan olduğu gibi. Herkese aynı şeyi söyleyemezsin. Herkes aynı şeyi yaşar ama herkesin ondan aldığı şey farklı. Farklı. Çıkarım da farklı. Evet. Evet, başka bir şeyle ilgili sohbet etmeyen var mı? Yoksa bir hani böyle çakralarla ilgili bir meditasyon yapalım, sonra devam edelim mi? Olur mu? Bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Bir şey. Ben meditasyon yaptığımda o zihinsizlik anı ve şeyi deneyimledim birkaç kere. Evet. Ama o esnada ne yapacağımı bilmiyordum mesela. Bunu yeni öğrendim orada. Sadece nasıl geri döneceğim ya da şey, eşimi, çocuğumu ya da hissettiğim duyguları düşünmeye çalıştım ama hiçbir şey yoktu ve bilmiyordum ne olduğunu mesela. Hangisini? İlk meditasyonu mu, ikinciyi mi? Yok, kendi başıma yaptığım, daha önce de yaptığım zaman bir deneyim yaşamıştım birkaç kere. Yani böyle bomboş bir alandı. Hiçbir şey düşünemiyordum yani. Ama ne olduğunu bilmeden sadece nasıl geri döneceğimi düşünmüştüm ve nefes alıp verince tekrar bedenime döndüm sanki. Şimdi şeyde, hani siz evet yani o anda şey yapıyor, şikayet ediyor ya. Her şeyi düzeltmen lazım. Yap aşırı. Ya, orada mı değil? Mikrofonlar açık kalınca. Şöyle bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi mesela ben de bunu yaşadığım için ifade edeceğim. Bu meditasyonda böyle hani işte yüksek bilinç, daha büyük bilinç, işte kuantum alanı, yaratıcı merkez vesaire gibi konuşuyoruz ya. İster istemez bir tedirginlik oluşabilir sizlerde. Bu çok doğal. Çünkü bilinmez bir şeyi tecrübe etmek için uğraşıyorsunuz ya. Ama bu size korku vermesin. Mesela ben bu konuda hiç aydınlatılmadığım için ilk deneyimlerim çok uzun süre böyle çok tedirgin geçti. Böyle bir şey olduğu zaman böyle kasılarak kalkıyordum. Ay ne oldu falan diye. Şöyle düşünün. Sizden daha kudretli, sizden daha güçlü hiçbir bilinçli varlık yok. Siz bir şeyi temsilen buradasınız. Yani temsil, yaratıcının bir temsilisiniz. Ondan bir şeysiniz. Onun sizde olduğu bir canlıyız biz. Biz her şeyden daha bilinçliyiz. Yani o bilincimizle yol alıyoruz. Sizin bilinciniz, yani siz talep etmedikten sonra sizin hayatınıza gelecek olan bir silüet de yok. Ancak sen talep edersen o silüete dönebilir. Belki o da. Hani o da belki.
Ona benim müdahale sorum, ederse yaratıcı. O esnada hani bir şey dilemek ya da oldurmak manasında ne yapacağımızı bir daha tekrar eder misiniz? Valla bunlar o kadar çok tekrar ettim ki arkadaşlar. Ben de rica ediyorum. Yani siz de bir dönüp ya dersleri izleyin ya bir daha bakın. Yani gerçekten öyle. Çünkü yani normal gün içerisinde hiç değilse o kadar çok yazıyorsunuz ki sanki o konuları biz hiç işlememişiz gibi. Bakın bu benim az evvel söylediniz de sanki özel. Çok söyledim. Defalarca söyledim. Zaten bizim eğitimlerimizin konusu bu Filiz Hanımcığım. Yani o yüzden diyorum. Bunu neden diyorum? Bakın daha dün söyledim. Bir problem varsa, algılayamadığınız bir şey varsa, kendinizle ilgili, kendi hayatınızla ilgili bir problem varsa daha doğrusu, bunu bana sorarak ya da başka birine sorarak çözmeyin. Çözülmez zaten. Çözmeyin, zaman kaybedersiniz. Başka bir yola saparsınız. Orada yapmanız gereken en sağlıklı yol, ben bunu nasıl çözebilirimi sorup siz ona yönleneceksiniz. O zaman burayı bir daha okuyayım. Burayı ne, burada neyi algılamıyorum? Buraya bir daha bakayım diyeceksiniz. O çözüm sizin kendi çözümünüz olmalı. Sizin kendi çözümünüz olsun ki ayakları yere sağlam bassın. Başka birinin çözümü sizi orta vadede ya da uzun vadede mutlu etmez. Tamam. Herkesin çözümü kendine. Herkesin yolu kendine olduğu gibi. Evet. Şimdi bir şey attım ben gruba, bir müzik. Ben bu ses olayını çözemedim arkadaşlar. Bugün götürdüm. O beyefendi de çözemedi. Şu bir internetle ilgili sorun yaşamıştım ya, ondan sonra bir şeyler oldu sanırım bilgisayarıma. O yüzden bir denedik, bir müzik geliyor ama çok arka planda geliyor. Şimdi siz onu gene duymuyoruz falan dersiniz. Müzik açtım. Hazır olduğunuzda herkes müziği açsın, arkasına yatlansın. Müzik zaten bir saat, bir süre sonra onu da duymayacaksınız. Hani bir ritüel olarak o da olsun. Bu zaten küçük çaplı bir şey. Yapacağımız şey, sakra alanlarımızın yerlerini biliyorsunuz değil mi? Ben sizi yönlendirdiğimde yerini de tarif edebilirim ama işte birisi göbek deliğinin iki parmak altında, biri biraz üstünde, birisi kalp çakrası, birisi işte boğazımız, bir tanesi bura, üçüncü göz deliğinden alan, bir tanesi işte tepe çakrası, bir de belki anarsam buraya anabilirim. Kozmikle bağlantılı. Evet. Başlıyor muyuz hocam? Evet evet, herkes şeyini alsın. Hazırız dediğinizde müziklerimizi açalım aynı anda, olur mu? Tamam. Ben bir şu arkaya bir gidip geleyim. Arkadaşlar bir şey rica edeceğim. Neden kapalı kameralarınız? Hayır, dinliyorsanız niçin kapatıyorsunuz? Burada olduğunuzu ben de görmek istiyorum. Hayır, değilseniz de yani o zaman neden buradaymış gibi yapıyorsunuz? Böyle bir zorunluluğunuz yok. Evet, lütfen açın. Hani sizi görmek istiyorum. İfadenizi görmek istiyorum. Bakışınızı, enerjinizi algılamak istiyorum. Ne olursa olsun artık şey, aile gibi olduk yani. Şekliniz öyleymiş, böyleymiş, bunun hiçbir önemi yok. Sadece siz burada olun. Önemli olan o. Evin içerisinde. Müziği nereye atmıştınız hocam? Ben yeni katılabildim. Gruba attım. The Formula var ya, WhatsApp grubu. Tamam. Oradaydı. Tamam. Gördünüz değil mi? Evet. Başka bir müzik de kullanabilirsiniz ama bu güzel bir müzik. Hani aramayın bir daha diye. Ah şöyle ya. Oh, ne güzel. Hadi açın arkadaşlar. Burada evin içerisinde bir hareket var Handan Hanım. Sürekli geliyorlar, gidiyorlar. Açıkçası bunun da dikkat dağıtıcı olmasını istemiyorum. Bir sakıncası yoksa kapalı devam edeceğim. Meditasyondayken mi? Meditasyonda değil. Şu anda dersi dinlerken bazen yardım alıyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Bazen benim kalkmam gerekiyor. Gerçekten sadece yaratmaya çalışıyorum bu zamanı şu anda açıkçası. Dolayısıyla burada da dikkat dağıtıcı olmasını istemiyorum. Bu yüzden kapalı tutuyorum. Anladım. Yani böyle bir daha sakin durabileceğiniz bir alan yok. İçerideki insanlar da geliyor, gidiyor falan filan. Okey, evet. Tamam. Böyle bir mazeretiniz varsa olabilir tabii. Hocam ben de çocuğu yatırıyorum da karanlık ortamdayım. O yüzden açamadım. Anladım. Peki size de okey o halde. Tamam, böyle çok zaruri bir şey olanlar tabii ki öyle yani. Ama açarsanız da memnun olurum. Siz nasıl beni görmek istiyorsunuz? Ben de sizi görmek istiyorum. Tamam.
Hazır mıyız? Herkes sırtını yaslayacağı bir alan oluşturdu, değil mi? Kendinize. Hazırsınız. Okey. Evet, müziğe de basalım. Sonra da yastığının arkasında gözlerinizi kapatın. Mikrofonlarınız açık olabilir. Yok, pardon, olmasın. Başka birileri gelip gidenler varsa onlar diğerlerini rahatsız eder. Mikrofonlar kapalı olsun. Evet. Tamam, gözlerinizi kapattığınızda ben anlayacağım ki başlamam lazım. Adem Bey, sizi bekliyorum. Yasemin, seni de bekliyorum. Evet, gözler kapalı. Arkaya yaslan, artık bir durun, dolaşmayın. Hafize Hanım, oturun lütfen bir yere. Hadi yaslayın sırtınızı. Açtınız müziği. Tamam. Şimdi gözlerinizi kapatın. Kapatın, şöyle bir vücudunuzu oturtun şöyle dik bir şekilde. Omuzlarınız dik. Şöyle derin bir nefes çekin şimdi. Ta diyaframınıza kadar. Sonra yavaşça verin. Şimdi tekrar bir nefes daha. En sihirlisinden. Çekin, 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 çekin. Şimdi her şeyi alsın içinizden o nefesle beraber. Bütün katılıkları, sertlikleri hepsini dışarıya verin. Şimdi bir tane daha göğsünüze gelsin. Karnınızı şişirin, 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 şişirin. Şimdi her şeyi gene toplayın. Bütün bakış açılarınızı, inanç kalıplarınızı nefesle beraber hepsini dışarıya verin. Harika. Şimdi bir derin nefes daha. Çekin, 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 çekin. Şimdi tekrar yavaşça nefesi verin. Şimdi tekrar yavaş yavaş bir nefes daha alın. Nefesinizi takip edin. Diyaframınıza kadar indirin. Oradan tekrar burnunuzdan dışarıya verin. Şimdi tekrar nefesinizi alın. Boynunuzdan geçirin. Göğsünüzden ve bu diyaframınıza, karnınıza ve kuyruk sokumunuza kadar indirin. Kuyruk sokumunuza kadar gelsin o nefes. Ve sonra oradan nefesi alın. Diyaframınıza, göğsünüze, boynunuza getirin ve burnunuzdan dışarı verin. Şimdi o nefesi tekrar çekin ve omurganız boyunca boynunuza, göğsünüze, karnınıza ve omurganızın kuyruk sokumuna kadar getirin. Sonra tekrar karnınızı boşaltın, göğsünüzü, boynunuzu ve burnunuzdan o nefesi verin. Şimdi tepenizin en üstünden bir çanak gibi açın orayı ve bütün şifalandırıcı kozmik enerjiyle beraber nefesi tam oradan çekin. Çekin, 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 çekin. Boynunuzdan geçirin. Göğsünüzü doldurun. Diyaframınızı doldurun. Kuyruk sokumunuza indirin. Ve orada biraz tutun. Orada dursun. Nefesiniz orada dursun. Şimdi oradan karnınıza geri alın, göğsünüze geri alın, boynunuzdan geçirin ve tepe çakranızdan nefesi dışarıya verin. Şimdi tekrar aynı nefesi bütün enerjilerle beraber tepe çakranızdan alın, boynunuzdan geçirin. Göğsünüzden geçirin, karnınızdan geçirin, kuyruk sokumun ucuna kadar o nefesi getirin ve orada nefesi tutun. Sonra nefesi orada sıkıştırın, baskı yapın,
Sıkıştırın, tutun, tutun, baskı yapın. Sonra nefesi diyaframınıza alın. Orada baskı yapın. Nefesi göğsünüze alın. Orada biraz baskı yapın. Boynunuzu alın ve orada bir baskı yapın. Ve sonra yavaşça tepe çakranızdan çıkarın. Şimdi yaşadığınız yeryüzünün en merkezinden şifalı sulardan enerjiyi çekin ve ayaklarınızın tabanından o enerjinin bedeninize girmekte olduğunu fark edin. Yavaş yavaş enerji ayak parmaklarınızı tek 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 dolduruyor ve rahatlatıyor. Ve rahatlayan ayaklarınız artık flu gibi gözüküyor. O kadar hafifledi ve rahatladı. Ve bileklerinize kadar geldi. Ve alt baldırlarınızı doldurduğunu ve şifalandırdığını hissedin. Ve rahatlattığını. Rahatlasın. Rahat. Rahat olsun. İşte tam da böyle. Dizlerinizi de rahatladın. Üst baldırlarınıza doğru çıktığını hissedin o enerjinin. Görün onu. Bacaklarınızı nasıl doldurduğunu görün. Ve bütün bacaklarınız nasıl hafifledi, şifalandı ve nasıl hafifledi ve yok oldular hissedemiyorsunuz neredeyse. Ve şimdi o enerjiyi kök çakranıza doğru çekin, karnınızı doldurun ve bulunduğu ortamdaki her şeyi nasıl da pırıl pırıl şifalandırdığını hissedin. Ve oraları nasıl hafiflediğini hissedin, gevşediğini, açıldığını, genişlediğini hissedin. Ve enerjinin göğsünüze doğru her yeri şifalandıra şifalandıra çıktığını hissedin. Geçtiği her yeri nasıl da şifalandırdığını, gevşettiğini, rahatlattığını, hafiflettiğini hissedin. Şimdi o enerjiyi omuzlarınıza doğru çıkartın ve bütün bir sırtınızdan yukarıya doğru çıktığını hissedin ve kaslarınız, kemikleriniz, omurganızın ve kollarınızın, parmaklarınızın, bileklerinizin, dirseklerinizin, boynunuzun nasıl rahatladığını, şifalandığını, aydınlandığını, gevşediğini, huzur bulduğunu, bir yaprak gibi, rüzgarda duran bir yaprak gibi, hafif, naif, flu, genişlemiş, çok rahat bir hale girdiğini hissedin. O enerji bütün bu dilimizin altından, çenemizden, gözlerinizden ve bütün kafanızın içinden kulaklarınıza kadar her yeri doldurdu ve şifalandırdı. Ve şimdi biraz müsaade edin. Bütün bedeninizde gezmeye, doldurduğu her yerde bütün hücreleri pırıl pırıl parlatmaya, şifalandırmaya, rahatlatmaya, genişletmeye, yenilemeye, gençleştirmeye, dinçleştirmeye, enerji doldurmaya devam etsin. Devam etsin. İşte tam da böyle. Harika. Nefes al ve nefes ver. Yavaş. Yavaş yavaş. Nefes al ve nefes ver. Nefesi burnundaysınız. Serin serin burnundan bedenine girişini hisset. Serin serin çıkışını hisset. Harika. İşte tam da böyle. Şimdi
Şimdi dikkatinizi kök çakranızın olduğu yere verin ve bacaklarınıza da. Şimdi oradaki kök çakrayı hissedin, sevgiyle, şükranla, minnetle tüm enerjinizi oraya gönderin. Ve kök çakranızın etrafına da bakın. Etrafındaki enerjiyi de hissetmeye çalışın. Ve oraya bakın. Aynı sevgi dolu enerjilerle, minnet dolu, şükür dolu enerjilerle kök çakranızın etrafını ve kök çakranızın kendisine bakın. Bakın nasıl renginin değiştiğine, nasıl renginin daha da derinleştiğine, nasıl alanının büyüdüğüne bakın. Bakın buna şahit olun. Bakın bunu ondan talep edin. Harika. O alanı büyütün. Daha da büyütün. Daha da büyütün. Kocaman yapın. Şahane. Şimdi hemen bir üst çakranıza gelin. Göbek deliğinizin hemen altı. Ve o alana bir bakın. Orayı hissedin. Şimdi orayı hissetmeye çalışın. Enerjisini algılamaya çalışın. Ve şimdi kalbinizden, bütün varlığınızdan oraya bütün şifalandırıcı enerjileri, bütün sevgi dolu, aşk dolu, merhamet, minnet, şükran dolu, bütün güzellik dolu, bütün dilekleri, enerjileri oraya gönderin. Gönderin. O enerjinin sizden çıkıp oraya gittiğini, oradan size geldiğini, evrenden size geldiğini, sizden ona gittiğini hissedin. Şimdi oranın etrafındaki alanı da hissetmeye çalışın. Biraz orayı gözlemleyin. Siz baktıkça nasıl da yoğunlaştığını, nasıl da büyüdüğünü fark edin. Nasıl da güzelleşiyor, nasıl büyüyor. Bunu fark edin, hissedin. Ve büyütün. Ve şimdi hem kök çakranız hem çakra birbirini kapsasın ve birbirinin içine girsin. O kadar büyüsünler ki birbirleriyle işlevsel hale gelsinler. Harika. İşte tam da böyle. Şimdi yavaş sihirlisinden derin bir nefes daha alın. Aynı şekilde yavaş yavaş nefesinizi verin. Şimdi hemen göbek çakranızın hemen dilinizin hemen üstünde, iki parmak üstünde çakranıza odaklanın. Orayı hissedin. Oraya bir bakın. Oranın ihtiyacını hissedin. Ve bütün varlığınızla şu an size akmakta olan o enerjilerin hepsini ona yönlendirin. Sevgiyle, aşkla, istekle bütün güzellikleri oraya yönlendirin. Ve şimdi onun etrafındaki alanı da hissedin. Etrafındaki alanı da doldurun. Ve orası kocaman olsun. O kadar büyüsün. O kadar derinleşsin, o kadar genişlesin ki diğer çakralarınızla bir olsun. Hepsi birbirinin içinde rengarenk güç olsun. Harika. Tam da böyle. Çok güzel. Şimdi kalp çakranıza gelin. Şimdi oraya bir bakın. Hissetmeye çalışın. Şimdi bütün varlığınızdaki enerjileri oraya gönderin.
aşkla gönderin, sevgiyle, neşeyle, mutlulukla gönderin. Tüm enerjileri doldursunlar, taşırsınlar. Bütün minnet duygularını, şükran duygularını aktiflesinler. Merhamet duygularını, hayat enerjisini, yaşam enerjisini, bütün alanı kaplasın bu enerji. Şimdi o alanın etrafına da bir bakın ve o dolu dolu gelen bütün kozmik enerjilerle o alanı da büyütün. Hem derinleşsin hem kocaman olsun. O kadar büyüsün ki aura alanını 9 metrenin ötesine taşısın. Kocaman bir enerji alanı yaratsın etrafında. Çok güzel. Harika. Harika. Şimdi boğazınızdaki çakraya bakın. Şimdi orayı da hissedin. Bir bakın. Nasıl görünüyor? Evet. Varlığınızdaki bütün enerjileri gönderin. Ne varsa hepsi olması gerektiği en mükemmel hale getirsinler orayı. Doldursunlar, taşırsınlar. Ne kaldıysa tıkanmış, ne kaldıysa söylenmemiş. Ne kaldıysa taşlaşmış. Hepsi erisin, yok olsun. Nasıl derinleştiğini hissedin. Nasıl da derinleştin. Şimdi alanı da hissedin. Etrafındaki alanı da hissedin. Ve büyütün orayı. Gönderin enerjileri, alan kocaman olsun. O kadar büyüsün ki hepsiyle bir olsun. Gönderin şimdi. İşte tam da böyle. Harika. Çok güzel. Şimdi İki kaşınızın ortasındaki alana bir bakın. Bütün enerjiyi oraya da gönderin. 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 Gönderdikçe nasıl değiştiğini hissedin. Gönderin. 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 Harika. Nasıl yoğunlaştı, derinleşti. Gönderin. Etrafa bakın. Etrafı doldurun. Kocaman yapın. Harika. Harika. Çok güzel. İşte tam da böyle. Kocaman olsun. Nefes alın şimdi. Yavaş yavaş olsun. Ve yavaş yavaş verin o nefesi. Şimdi tepe çakranıza gelin. Hissedin orayı. Açın orayı bir anten gibi. Açın, 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 açın. Ve bütün enerjinizi gönderin. Kocaman olsun. Nasıl hazır hale geldiğini de hissedin. Harika. Harika. Sizden akan bütün enerji oradan da aktığını hissedin. Oranın da nasıl hazır, alanının nasıl birden büyüdüğünü fark edin. Muazzam. Çok güzel. Çok güzel.
Şimdi şöyle hepsine birden bir bakın. Bütün alanınıza, bütün aura alanınıza, bu enerji akışlarını, enerji yoğunluklarını şöyle bir hissedin. Daha da büyütün. Alanınızı daha da genişletin. Alanınızı daha da genişletin. Genişle. Komut verin. Daha da genişle. Genişle. Şimdi o alanı kocaman yapın. Bulunduğunuz odanın içini doldursun. Bulunduğunuz evin içini doldursun o alan. Her yerde olsun. Her yerde. Kocaman olsun. Şimdi bulunduğunuz sokak kadar büyütür o alanınızı. Büyüsün, 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 büyüsün. Bütün enerjileri büyütün. Harika. Çok güzel. Muazzam. Şimdi dikkatinizi kendi farkındalığınıza, kendi bilinize geri getirin. Geri getirin. Bedeninizi hissetmeye başlayın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Geldiniz mi kendinize? Biraz zor oldu hocam ama. Ya mükemmel bir şeydi. Emeğinize sağlık. Ben her şey için çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten dersleriniz paha biçilemez. Ve çok katkı aldım. Birçok öğretilerin toplamı ve tamamen basitleştirilmiş kolay, kısa yolu, kısa tuşu gibi bir program oldu. Bende de her şey oturmuş oldu. Adı üstünde My Formula. Her şeyin formülü bu eğitim. Yani resmen bütün puzzle'lar gerçekten yerli yerine oturdu yani. Çok teşekkür ediyorum emeğinize. Yani böyle olduysa gerçek, hani inanıyorum tabii ki öyle olduğuna. Ama biliyorum yani hepimiz insanız ve işte hangi noktalarda nefis yaşıyoruz. Evet. Nelere yenik düşüyoruz diye. Yani ümit ediyorum ki gerçekten hani öyledir. Bilmek de olsun, olmak da olsun artık, değil mi? Olsun yani. Ben yaşadım yani, bayağı bir yaşadım. Yani bilmekten ziyade, bilgiden ziyade hayatımda bir anlamda ben açılımlarını yaşadım. Çok faydasını gördüm yani. Evet, enerjin o yönde geliyor zaten. İnşallah daha da büyüyerek devam etsin. Ben çok öpüyorum. Hocam ben gerçekten yapıyorum kalpten bir enerji gönderiyorum size yani. Çok teşekkür çok ederim. Aynı şekilde sağ olasın. Bütün arkadaşlarıma katkı olsun inşallah. İnşallah hepimize de. Devam da etsin inşallah, enerjisi büyüyerek ilerlesin. Herkesin de hayatına dokunmaya devam etsin inşallah. Aynen. Peki arkadaşlarım, var mı sormak istediğiniz bir şey? Herhangi bir konuda da olabilir artık, şey kıpıtı yok. Yani, hocam sonunda uyuyup gözüm dalmış. Sizin hadi uyanın dediğinizi hatırlamıyorum. Biz konuşmalar başlayınca gözümü açtım. Çok güzel. Demek ki bayağı bir derinleşmişsiniz o halde. Evet hocam. Çok güzel. O da güzel. Emeğinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Sağ olun. İşte bu kadar basit aslında. Onun bu kadar basit olduğunu inansak işlev oluyor.
Ama yok bununla ne olacak diye bir tereddütte düşerseniz o zaman işlevini yok etmiş oluyorsunuz. Bu özgür irade olayı var ya, bu böyle bir şey işte. Kabul edersen oluyor, etmezsen olmuyor. O kadar özgür. Şüpheye düşmeyin sakın. Hiçbir şeyi de yanlış yapmayın. Ne olursa olsun hepsi doğru. Yanlış diye bir şey yok. Hepsi doğru ve tecrübe sadece. O size bir şey iyi gelmediyse başka bir şey seçersiniz. O da iyi gelmediyse başka bir şey seçersiniz. Yanlış diye bir şey yok. Biz bilemeyiz ki. Yani bizden daha büyük bir plan var. Yani burada yanlış ama orada doğrudur belki, değil mi? O yüzden Allahçılık oynamayalım. Haddimizi bilelim. Evet. Var mı canlar? Kendin hocam bu meditasyon, bazı meditasyonlardan sonra hani baş ağrısı gibi falan şeyler normal midir? Aslında değil. Yani onu da yorumlamak lazım. Yani o baş ağrısı hani bir şeye mi tahammül ettin? Hani çok mu sıktın kendini zihnimi şey yapmayacağım diye? Bak bu şey de yapar. Yani bunlar gerginlik de yapar. Çok mücadele verdiğini düşünüyorsan. Ya da bilmiyorum yani hani bazen şey de olabilir. Hani bazen şuradan bir şey hissediyorsun, ağrı. Hülya sendin galiba değil mi? Şöyle bir şey geliyor diye. Mesela o da zaman zaman bana da geliyor dedim. Bazen gerçekten bedende bir şey oluyor. O bölgeden giriş yapamıyor mu? Ya da orayla ilgili özel bir çalışması mı gerekiyor? Bilmiyorum. Oradan vuruyor ısrarla o dönem. Mesela enerji oradan girmeye çalışıyor sürekli. Ben de bazen diyorum ki herhalde burada bir bölgede bir şey yapması gerekiyor. Öyle ısrar. Ve orada gerçekten hissediyorum, o ağrı haline dönüşüyor artık o yoğunluk. Yani ben onu böyle yorumlayıp sonra şey yapıyorum, duruyorum yani, bekliyorum yapsın madem öyle falan diye. Yani ben çalışma başlamadan önce şeyi, dünkü meditasyonu yapamadığım için hani onu bir yapmak istedim. Biraz da belki yorgun olacağım ve çok uzun gibi geldi bana hani, ama çıkmak da istemedim. Çok sıkıldım aslında ya, ilk başlarda falan, ama hani son 5 dakika muhteşemdi. Dedim ki iyi ki sabretmişim. İyi ki durmuşum. Hani sonunda o belki 2-3 dakikalık zamanda o gün size bahsettiğim şeylere benzer şeyler, yine çok güzel şeyler yaşadım. Belki de onun şeyle çok zorladım çünkü kendimi kalayım diye. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani ilk dur bak, sen de bunu açtın şimdi bende. Bu meditasyonlar işte veriliyor ya arkadaşlar. Ben de iki tane Doktor Cahin'in diye verdim. Bir tane daha var. Belki onu da veririm. Bilmiyorum. Aynıysa vermeyeceğim. Bakacağım onu bir. Bunu böyle mutlaka böyle yapmak zorundayız diye yaşamayın. Hiçbir şeyi de böyle yaşamayın. Kendinize uyarlayın her şeyi. Kendinize fayda getirecek şekle dönüştürün. Tamam, olanı olduğu gibi almayın hayatınıza. Size fayda getirecek şekle dönüştürün. Eğer o sizi bunalttı, uzun geldiyse eğer, orada vermeye çalıştığı şey ne meditasyonun? Hani isteğini bir şey, duygusal imza olarak bir hisset, yaşa ki bileyim hangi duyguda bir şey yaşamak istiyorsun. Sonra da onu bana teslim et diyor değil mi? Hani bir senden daha büyük bir bilince, bir yaratana teslim et. O senin için yapacak, o güven ve şükranla da çık diyor. Bunu sen daha kısa bir şeyle de yapabilirsin kendin. Bu, yani Handan Hocam, meditasyonda amaç böyle tamamen o üst bilince mi girebilmek, yoksa istediğini, imajinasyonu orada gerçekleştirip bırakmak mı? Şimdi amaç... Ben orada şimdi hedefi belirliyorum. Evet. Hisse girmeye çalışıyorum. Hani bir de çok yeniyiz ya böyle daha meditasyon. Evet. Diyorum ki yine şimdi hemen tabii kalıplara gidiyoruz ya, olması gerekeni mi yapıyorum? Sonra diyorum ki bir dakika, sonra tekrar böyle. Dediğiniz gibi o gelgitleri yaşamamız normal mi? Ya da meditasyonun tamamı? Normal tabii. Yani ilk defa yaşıyorsanız normal. Ben de işte bunun için böyle çok kereler bir şeyler açıklamaya çalışıyorum ya. Bu şeyler hızlansın diye, süreçler hızlansın diye. Bir kere orada meditasyonda zihinle işlemeyin arkadaşlar. Eğer zihinle işliyorsanız zaten gözlerinizi kapatmışsınız oluyorsunuz sadece. Meditasyon olmuyor. Tamam. O zaman zihni nasıl susturabileceğiniz konusunda biraz araştırma yapın. Bunun en güzel örneği, bunun bir sürü değişik teknikleri var.
Ama bana göre en faydalı, en hızlısı nefesinizi takip edin. Bir de zihnin nasıl işlediğini öğrendik ya şimdi. Ne oluyordu? Zihne sen enerji verirsen onun ürettiği şeye, o enerjiyi büyütüyordu, değil mi? O zaman zihinle muhatap olmayacaksın. Yani yaptığı oyunun farkında olacaksın. O senin farkında olduğunu hissettiği an susar. Eğer sen onunla muhabbet etmeye başlarsan, o yemek de ocaktaydı dediği an sen kapattın mı, kapamadın mı, açık mıydı, kapalı mıydı dersen, o girdin, çıktın zaten, betadasın. Orta beteye geldin yani. Yani hayal ettiğimizi, hedeflediğimiz şey, mesela hani diyelim ki istiyoruz ya. Evet. Meditasyona başladığımızda o istediğimiz şeye odaklanmak. Yapın yani bir niyetle, tabii ki o arzuyla girin şeye. Ama böyle arzu ederken de hani dedim ya, böyle bir ezik birisi mesela gibi. Mesela örneğin. Şimdi ben bir ifade edeyim de, sen şunu mu söylemek istiyorsun? Tabii ki niyetini isteyeceksin ama meditasyona başladığın anda yapmayacaksın bunu. Meditatif hale gireceksin. Ne diyorduk biz? Hiç olacaksın. Zamanı unutacaksın. Çevreyi unutacaksın. Bedenini unutacaksın. Hiçbir zaman, hiçbir kimse, hiçbir yerde olduğun an, işte o an başka bir şekle girdiğini hissedersin zaten. Bir yerle bağlantı kurduğunu. Tamam. Ya seni öyle bir bağlantı yapar ya da seni alır kaptar. Benimkiler genelde kapsama şeklinde oluyor. Yani ben bir şeyin içine girmişim gibi oluyorum. Hı hı. Böyle olduğu an bil ki işte o alandasın. O alanın bir mertebesindesin yani. Onun da kendi içinde değişik mertebeleri var. İşte sen oraya geldiğin an kendi istediğin şeyi duygu olarak oraya bırakmalısın. Yani sen olduğunda nasıl birisi olacaksın? Ne hissedeceksin? Ne yaşayacaksın? Duyguların ne yönde olacak? Yani duygusal imzanı oraya atacaksın. Sonra da diyeceksin ki bunu buraya ben bırakıyorum. Bunu benim için yap. Handan Hocam, ben şey hani yapmış olmak için yapmadım gerçekten. Hani yapmak istediğim için yaptım. Bir de hani dediniz ya, dışarıdan gelen şeylere hani o aygır hikayesindeki gibi gücün bende olduğunu da göstermek istedim çok aslında güzel, biraz. Evet. Ama sonuç, çünkü ilk tecrübe çok güzeldi. Hani bunda nasıl bir şey yaşayacağımla yaptım onu. Hı-hı. Belki de hani yorgunluğun vermiş olduğu bir şey vardı ama dediğim gibi sonu çok iyiydi. Süper. Şey de var. O bak olacak. Çünkü enerji sabit değil. İnebilir, çıkabilir. Şimdi ilk yaptığında evet, başka bir motivasyondasındır. İnanılmaz uçarsın. İkinci de motivasyondayım zannedersin ama ölçümlemediğin için ne olduğunu istediğin evet, gibi gitmeyebilir ve sen orada ay yapamıyorum artık, bunlara girmeyin. Tamam. Bunlar evet, bu düzenin ölçümlerine göre verilmiş tanımlar. O an enerjinin dalgası farklı bir moddadır. Sen hiç buna girmeyip devam edersen ne olur? Yükselir. Gene yükselir. Gene olur. O, çünkü ay yapamıyorum demek ne demek biliyor musun? Ben olacak olan şeye zaten güvenmiyorum demek. Güvenmiyorum demek. Ama olay o değil ki. Evet. Zaten yani şey hani müzikler şey nasıl? Yani zaten hani o müzikler ve yönlendirmeler de olduğu için hani evet, çok fazla bize bir şey kalmıyor aslında. Yalnız evet, yani onun için tercih ettim ama o yönlendirmeler bir zaman sonra işte sana da uzun gelmiş. Yani çok yavaş söylüyor. Süreyi uzatıyor. Bir erkek sesi. Hani bunlar herkesi rahat hissettirmeyebilir. Ben şunu demek istiyorum. Yapmaya devam ederseniz alışırsınız. Ama yok ben bunlardan şey oldum, rahatsız oldum diyorsanız siz nasıl rahat edecekseniz onu ona çevirin. Yani önemli olan sizin onu rahat yapmanız. Birilerinin meditasyonu illaki yapmanız değil. Tamam. Yani siz onu en rahat hissedeceğiniz şekle dönüştürün. Oradaki mantığı alın. O mantıkla yolunuza devam edin. Ya ben çok beğendim zaten. İlki de ikincisi de çok iyiydi. Yani erkek sesi, şu sesi, bu sesi falan değil. Hani müzik çok güçlü, o yükselişler. Müzikler de özel. Yani özellikle ondan faydalanın istiyorum. O müziklerin altında kesinlikle çok iyi, sizi destekleyecek bir sürü frekans var. Evet. Ne diyecektin Nesrin? Bir şey diyordun. Hani dedik, yani şimdi giriyoruz o bilince. Ondan sonra bırakıyoruz. Hani niyeti sonra hani belirliyoruz ya. Orada duyguya girin.
ne hissedeceğinizi diyorsunuz. Mesela diyelim ki bir iş talebin var. O işten, o iş gerçekleştiğinde ne hissedeceğim? Bütüne faydası, verimli olduğumu, o hissiyatım oraya bırakıp gerçekleştireceğim. Sadece olduğunda değil mesela. Ya da hayal mi kuracağım? Şuradayım, şu mekandayım ve çalışıyorum. İşte bak onu söylüyorum. Yani sadece iş olduğundaki heyecanın da olur. Ona ilave edersin. Mesela bir iş yerindesin, bir işe alınmışsın. O işin var. Mesela orada sen nasıl hissedeceksin? Sonra o iş yerinde işte bir yerlere gidiyorsun, geliyorsun. İşte yürürken, ederken, insanlarla selamlaşırken, sabah işe gidiyorsun, akşam geliyorsun, oradaki mutluluğun, işte paranı harcarken, bir yerde oturup, her yer mesela girmeden önce plan yapın. Mesela ben bunu istiyorum ya, mesela ben bunu niye istiyorum? Burada neler olabilir benim? Duygu olarak deneyimleyeceğim neler var mesela burada? Mesela akşam eve geliyorum, kendi istediğim şeyi alabiliyorum, para biriktirebiliyorum, ben çalışıyorum diyebiliyorum, işte hafta sonum var, şu var, bu var, bunları yazın. Bunların duygularını işte orada tecrübe edin. Sanki girmişsin ve yaşıyormuşsun gibi, anladın mı? Evet, orada hocam. O imzaları atın, bir tane imza atmayın. Olayı orada yaşayın. Şimdi şey var, mesela kitabı dinlerseniz eğer, tahmin ediyorum bu son kimdeydi? Şimdi Doktor Jüye'nin kızı zaten çocuklarını şey öğretmiş. Meditasyonla istediklerinizi yapın öğretmiş ve bu konuda size destek vermeyeceğim demiş. Böyle bir anlaşma yapmışlar. Kızı da diyormuş ki ben zaten dualarım kabul olmuş gibi yapıyorum meditasyonlarımı diyormuş ona. İşte erişkin yaşa gelmiş üniversite çağlarına ve yaz tatili planlamış kendisi için. İşte yazın İtalya'ya gidecek. İtalya'da 7 şehir gezmek istiyormuş. 7 şehir gezmek. İşte biraz çalışıp da para kazanmak. Sonra işte kalan kısmını ailesinin yanında Floransa'da bir ayını da öyle geçirip sonra üniversiteye geri dönmek gibi bir planı var kızının. İşte bunu konuşmuşlar, tebrik etmiş planın net diye. Peki bunun için ne yapacağını biliyorsun. İşte yükseltilmiş duygularla meditasyonlarına başlaması lazım. Planı hazır. Bunu hayatına çekmek için. Kızı da biliyorum diyor. Sonra işte bir dönem çalışıyor. Sonra bir ara babasına bir mail atıyor. Diyor ki baba İtalya'ya gidebiliyorum. Şeyim oldu. İstediğim gerçekleşti. Ama bir bursla gideceğim. Burs benim masraflarımı sadece 4.000 dolarını karşılıyor. Üstünü sen tamamlayabilir misin? 7.000 dolar oraya gidip orada kalması tamam, için. Şeyde Doktor Jüye'de düşünüyor, hani şey diyor, burada bir şey var, yani hedeflediği şey aslında gerçekleşmemiş, hani o gerçekleştiğini zannediyor, demek ki yeteri kadar doğru isteyememiş diyor. İstemiş olsaydı o rakam da olmazdı, hepsi bir şekilde olmuş olurdu yani. O yüzden beni diyor yanlış yorumlamayın, çocuğunu desteklemeyen baba gibi. Ben ona dönüp dedim ki bir şeyi yeterince iyi hissettirememişsin alana. Bunu tekrar gözden geçir dedim. O hemen zaten anladı diyor ne demek istediğimi. Ve orada eksik olduğunu düşündüğü şeyleri tamamladığında bana tekrar dönüp baba şey İtalyanca mesela onun olacağını o kadar ikna ki kursa gitmeye başlamış İtalyanca kursa. O kurstaki öğretmeni de demiş ki ya sen demiş bu sene işte İtalya'da 7 şehri gezecek bir İtalyanca konuşan, oraya gelen yabancılara rehberlik yapacak bir iş var. Bunu yapmayı düşünür müsün? Tabii demiş, hem para kazanacak, hem o şehirleri de gezecek, hem de İtalyancasını da geliştirebilecek ve sonra Floransa'ya gelecek. Şey diyor ki, burada şunu demek istiyor. Yani bunu o kadar çok yaşayın ki zaten meditasyondan kalktığınızda yani sizin artık o haliniz olmuş gibi olmalı. Yani zenginsen zengin gibi yaşamalısın. Çünkü inanmak budur zaten. Evet. Hissi devam ettirmek. Tabii oldu yani o. Ben artık ondan sonra ona uyarlanacak bir şey, hayat şeyi hazırlamalıyım yani. O inanç, o şey. Yani orada zaten onu yaşamalısın ve yaşadığının da gerçek olduğuna inanmalısın ve öyle de devam etmelisin diyor. Böyle olmalı. Yani bugünkü meditasyonumu yaptım, tamam yap. Böyle değil yani. Niçin yaptığını ve nasıl olması gerektiğini ve ondan sonra da nasıl devam etmen gerektiğinin farkındalığıyla.
O zaman oluyor. Sen o olacaksın yani. Diyoruz ya, senin titreşimin onunkiyle aynı olursa onu durdurabilecek tek kişi sensin. Başka kimse onu durduramaz. Önüne geçemez yani. Bunu istemeyi de bilmek, onun da bir demek ki bilinci var yani. Gerçek. Sen seç olduğunda var mıydın? Hayır. Yok. Orada bu detaylar var. Tavsiye ederim yani. 4, 8, İnşallah 9. Deneyimlemek isterim. 4 ile 8 dedi bak Yasemin. 4. 9 dedi, 8 dedi. Evet. Bak onlara diyor sana. Evet. Evet arkadaşlar. Ben, şeyler. Ben kızıma da dinlettim o kısmını. Çok hoşuma gitti. Hakikaten öyle. Hangi kısmı? Mesela o kızına tavsiyesini, nasıl yaptığını bu işi. Evet, evet. Değil mi? Çok güzel. Aslında böyle bir kızım hikaye çok gibi değil bu yani. Çok güzel. Aynen. Ve ben inanıyorum. Çünkü ben hayatımda çok şey oldu. Yani istediğim şeyler yapabildim. Eşim ama çok değişti. Ben Kemal'e şunu da söyleyeceğim senin nezdinde. Bir şey olduğu zaman mesela onu da onurlandırın, büyütün diyorum ya. Mesela alın onu yazın. Bak ben bunu yaptım. Böyle ona da farkındalık yüklerseniz onu da büyütürsünüz. Yani olan bir şeye. Ufacık da olsa ya bu oldu deyin yani. Oldu ve bunu ben yaptım yani. Onu büyütün. Onu büyütürseniz o büyür. O büyür, hızlanır. Daha çok, daha büyük gelmeye başlar. Bir şeye farkındalık koymak çok önemli. Bilinç yüklemek. Aynı kuantumdaki gibi. Bakıyorsun var, dönüyorsun olasılık. Aynı. Bir evet. Yazmanın da bir gücü var değil mi hocam? Tabii, olmaz mı? Sen onu şimdi yazdın oraya. Artık o yazıldı ya. Onun bir enerjisi var. Mühürlenmiş gibi oluyor. Tabii. Bir mesela şey ilk meditasyonda ne diyorduk? O duygu neyse onu bağırın. Çıkarın. Çünkü o enerji çıkarmış olmanın da bir şeyi var. Notu var evrende. Sen o enerjiyi istemediğini ilan ettin. Yani ilk meditasyonu hatırlıyor musunuz? Orada diyor ya değiştirmek istediğiniz duygu şimdi neydi diyor. Onu değil, onu diyor söyleyin. Sonra olmak istediğiniz duygunun imzasını atın, onu da teslim edin diyor. Orada şimdi neden biz onu bağırıyoruz? İşte bir rutin aslında o. Tabii bütün bedenimiz de onu duyuyor. Yüksek sesle bağırdın ya sen. Ben bu duygu istemiyorum hani. Bu duygu istemiyorum dedim ya. Yani her yere bir şey gönderdim mesaj. Bedenime, hücrelerime, kendime, bilincime, evrene istemiyorum. Şimdi senin bu istemiyorum lafından sonra sen de ona eskisinden daha da farkındalıkla dikkat edeceksin. Bunun başka yolu yok. Edeceksin yani. Bak gene öfkelendim. Aa öfkelenmiyorum. Öfkelendim. Aa öfkelenmiyorum. Bunun farkında olacaksın artık. Evet. Evet. Evet bekliyorum. Yoksa eğer kapatacağım. Ama bugün gerçekten bir enerjiniz düşük sizin ya. Çok böyle hani çok fazla böyle yığıldı bir beyinleriniz durdu. Öyle mi oldu? Hocam hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz ve gerçekten çok yoğun geçiyor. Tempolu bir zaman. Evet. Belki ondan kaynaklanıyor. Olabilir. Bir yorgunluk var yani normal hayat akışına isnaden. Anladım. Neyse biz kolay. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Derya'cığım. Hocam bir tek şey sormak istiyorum. Sürekli yargı koyan bir duyguyu yani bu bir egodan mı kaynaklanıyor? Sürekli yargı koymak. Yani eleştirel aldığım bazı eleştirilerden bir tanesi de sürekli bunun bir egodan kaynaklı olabilir mi bir şey böyle bir şey yani örneğin istemiyorum bunu istemiyorum diye haykırabilir miyiz? Bir örnek olsa bununla ilgili belki daha net. Ya mesela bir yere gideceksin ha burada bugün bu iş bu kadar uzun sürmemesi gerekir ama bu bir sürü bir şeyle karşılaşacağım bu çok uzayabilecek bundan sonra
başka planladığım bir şeye yetişemeyeceğim galiba gibi böyle önceden bir şeyler koymak oraya. Yani bir fikir üretmek, bir şey tanım yapmak öyle gibi mi? Buna benzer. Yani bu tam söylediğinizle aynı şey değil gibi ama hani ego ile bu farklı bir şey. Hani bu bir tanesi kontrolcülük, hep işte tecrübeden bir şey çıkartmak, A artı A B gibi sürekli bir analiz hali gibi. Yani. Bir de hani bir insanları eleştirenler vardır ya şöyle, ya hiç güzel yapamıyor rolünü, ya bu da böyle mi konuşulur, anlatılır? İşte aman nasıl da giyinmiş. Mesela bu ego olabilir. Belki içinde bazı bir kısım onlar da vardır da tam ifade edilemiyordur falan. Ha. Yani böyle bu ego. Hani birilerini böyle açığa çıkartmamak gibi. Küçümseme, azımsama, horlama. Hani bu biraz ego gibi. Ama diğeri biraz daha farklı. Diğeri kontrolcülük. İşte kontrol karışık. Analiz etme, kontrol. Zihin çalışıyor yani, susmaz ki. Hep çalışıyor. Ancak evet. Böyle susuyor yani. Ne zaman senin ondan güçlü olduğunu anlıyor, o zaman o da senin hizmetkarın oluyor. Şimdi sen onun hizmetkarısın. O seni yönlendiriyor. Handan hocam. Efendim. Bugünkü müziği uykuya geçerken, yatarken dinlesek nasıl olur? Olur. Zen müziği zaten o. Oldukça da rahat. Hani iniş çıkışları da yok. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Masaj yaptırırken de olur yani. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yasemin, ışıklar mı gitti? Sen romantik mi takılıyorsun? Ha, dışarıdasın. Anladım. Süper. Peki o zaman var mı arkadaşlar başka bir şey? Hocam. Efendim. Ben bu sefer çok farklı hissettim meditasyona ilk başladığımızda. Böyle saçlarımın bütün telleri sanki bir havaya kalktı. İlk başlar başlamak bir enerji akışı olmaya başladı. Sonlarına doğru da bu ense köküm var ya. Evet. Burada müthiş bir enerji vardı. Böyle buradan yukarı vuran böyle karıncalanma gibi. Hani buradan yukarı doğru yansıyan bir enerji. Nasıl tarif edilir acaba bu? Şöyle böyle falan diye. Yani o sonlarına doğru gerçekten ben de hiç şey yapmadan yani iki elimi falan kaldırdım bir ara fark ettim. Ama tamamen şey yani kendi şeyi. Yani bir yoğunluk var ve onu yönlendirmeye çalışma isteği içgüdüsel olarak sonuna doğru felaketli akış. Ha, bu akışlar ne getiriyor? Yani akıyor da ne oluyor diye sorarsanız eğer ben onun tam şeyini bilmiyorum arkadaşlar. Ha, bedenim şifalanıyor gerçekten, onu fark ediyorum onun olduğunu. Çünkü enerjim çok değişti etkiye göre. Zihnim, bilinçaltım çok farklı çalışıyor. Şey gibiyim yani bir şeyler farklı ama bu tam ondan mıdır? Benim çok ilgi alanlarım olduğundan mıdır bilmiyorum. Yani boyut da atlatıyor mudur, beşinci boyutta da, çünkü bunlarla hiç ilgilenmiyorum çünkü ben öyle bir, bu bize anlatılmak için yapılmış bir ne derler ona, bir tanımlama diye düşünüyorum onları, kimin ne atladığını ancak yaratan bilir. Bu yani başka bir hani enerji akınca ne olur bilmiyorum, bu da benim bir yolculuğum hala. Böyle bir şey konusunda fikri olan var mı? Yani bedene böyle sürekli bir enerji akışı sağlayan birisinin bunun onu nereye götüreceğiyle ilgili bir tecrübesi olan var mı aramızda? Yok, o zaman hepimizin yolculuğu bu yönde. Okey. Tamam. Ben de şifalandırdığını düşünüyorum hocam. Düşünüyor musun? Tecrübe mi ettin? Yani şimdi ben meditasyonlara ilk başladığımda çok farklıydı. Şu an müthiş derecede bedenimde enerji akışı hissediyorum ve şifalandığımı fark ediyorum. O güçleniyor. Evet, o akış güçleniyor, evet. Da hani gerçekten hani nereye götürecek o güçlenen şey? Yani bu alanın büyümesi, güçlenmesi, hani senle bir ortamda olan, hani bazen böyle birisi girer de herkes etkilenir ya şeyinden, enerjisinden.
Ya da bir böyle oturur, bir bakar, bir şey olur. Herkesin bir dikkatini çeker kişi. Ya bu böyle bir güç müdür, değil midir? Yani onların tam şeyini henüz hayatımda onaylamadım yani ne olduğuyla alakalı. Bakalım. Ama şöyle bir şey deneyimledim hocam. Mesela bir bakış açısı değiştiriyoruz. Hani bir duygumuzu değiştiriyoruz, nötrlüyoruz ya. Yeni bir şey yüklediğimiz zaman bedenin buna bir uyumlanma süreci dönemi geçiriyorum ben. Yani direktman farklılıklar hissediyorum bedenimde. Yeni bir bakış açısı oluşturduğunda mı? Evet. Mesela mesela şu an tamamen eski nötrlediğimiz alan var ya. Evet. Yeniden şimdi ben bu programa mesela gelirken çok hazırlıklı geldim. Tamamen bakış açılarımı seç ve oldurdan sonra nötrleyerek, nötr duygularla geldim. Yani duygusuz geldim. Şimdi tekrar buradaki dinlediğim şeyleri de açılım yaşamaya başladım direktman. Hani çok farklı oldu. Yani ne bileyim uyumlanırken tekrar yeni bilgiye bedende inanılmaz bir değişiklik fark ettim. Yani bir halsizlik gibi oluyor. Olabilir. Yani yorgunluk bir tepki olur. Verme o. Olur. Evet. Çok tepki yılların verme olayı var. Tabii. Olur. Evet. Çok net olur. Herhalde evet. Onlar tamamlandığında ya da tamamlanma yakınken mi daha başka bir şeyler tecrübe edilmeye başlanacak bilmiyorum. Ben uyumlandığını düşünüyorum bu şekilde yeniye geçmek için. Hani bir değişim sürecini. Evet evet geçirdim. Öyle. Kesinlikle öyle. Bir yol var. Hocam bir şey sorabilir miyim? Şeyin meditasyon ortalarında sağ elim bir istem dışı bir atar damar gibi attı. Sonra arkasından sağ ayağımda bir böyle titreme oldu. Böyle de bir şey de yaşadım bugünkü meditasyonda. Sonra da uyuyakalmışım biraz sonlarına doğru. Nereye çalışırken oldu? Hangi çakrada? Çakraları karın bölgesinde çakraları çalışırken karın bölgesinde işte enerjiyi, oksijeni gezdirirken oralarda. Şimdi şey de diyor ki arkadaşlar bu seviyenin bir ileri seviyesi daha var. Onun kitabında okuyacağımı söyledim ya size. Orada da şöyle söylüyor. Bu çakra meditasyonuyla bile ilk seferde tamamen sağlığını geri kazanan insanlar olmuş. Onun eğitimlerine çakra ile ilgili meditasyonu yeni koymuş ileri düzey sınıfına. Bir de bir şey daha var. Bu kuyruk sokumuyla yaptığımızın da ileri seviyesi var. Onun kendine özel bir meditasyonu da var. Mesela orada bu çakraları gerçek anlamda bu enerjilerin düzeldiğiyle ilgili yaptığınız çalışmaya iknayız ya artık enerji diye. Onu düzelttiğinizde de iknasınız da hiçbir şüphe yok. İşte o zaman o çakraların enerji alanlarının düzelmesi demek bedendeki enerji yollarına enerji gidiyor demek. Eğer bedeninizde o akışla ilgili bir tıkanıklık, sertlik, bir birikme, bir şeyler varsa eğer beden o şekilde tepkiler veriyor. Ta ki oralar düzenlenene kadar bir eksiklik, bir bitmişlik, tükenmişlik, yeniden canlandırma böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Rica ederim, şifa olsun diyelim ama devam edin o zaman. Yani demek ki orada bir mesaj verdi beden sana. Diyor ki ben burada bir şey vardı onu atmaya başladım sen devam et bakalım. Ne zaman atması durduğunda demek ki açılmış ya da düzelmiş gibi bir şey algılayabilirsin orada. Ayşen. Evet hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şifa olsun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Emeğinize sağlık. İyi ki varsınız. Anladım. Seviyoruz sizi. Benden hocam. Sizi çok seviyorum. Efendim. Ben de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ve niyet ettim. O alanda size ağzım çıktığı kadar bağırıp şükranlarımı iletin benim adıma diyeceğim inşallah. Ay teşekkür ederim inşallah. Sağ olun. Emeğinize tamam. Sağlık hocam. Sizin de emeğinize sağlık. Herkes bir emek koydu sonuçta bu alana. Ben de hepinize çok teşekkür ederim. Ve kendimizi onurlandıralım. Yani bu yoldasınız, kendinize değer verdiniz, bir şeyleri gördünüz. Kendinizi sevin, onurlandırın, teşekkür edin, onu büyütün. Ben de hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah yine beraber olmaya devam ederiz. O niyetle. En kısa sürede hocam. İşte öyle olur. En kısa sürede. İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
Ben de çok teşekkür ederim. Hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam. Ayşegül hocam siz misiniz? Evet. Okey. Bazen kapalı görüyorum. Telefonda şurada burada yazışıyoruz ama tanımak da istiyorum bir taraftan. Hani kimlerle muhatap. Ben tam şey yapamadım da tekrar izleyeceğim inşallah. Hepsini. Olsun. Siz zaten yoğun bir dönemde olduğunuzu söylemiştiniz ama gene de katılım evet. sağladınız yani. O da önemli. Tekrar izleyelim. Her şey yerine oturur. Sağ olun. Allah razı olsun. Bizden de razı olsun. Görüşmek üzere. Böyle değişik bir takım tecrübeler edinirseniz şeyler olursa gruba yazın arkadaşlar. Olur mu? Yani birbirimize katkı olmaya devam edelim. Ben onu arzu ediyorum yani. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sizi çok öpüyorum. Rica ederim. Adem Bey, ben de teşekkür ederim. Siz de iyi ki katılmışsınız aramıza. Gerçekten değişik bir renk getirdiniz. Ben de bundan çok memnun oldum. İnşallah tekrar devam edersiniz. Evet, bununla ya da bizle beraber olmaya. İnşallah. O 4-8-9'u çok deneyimleyeceğiz tekrar. Nedir o 4-8-9? Yasemin Hanım'ın söylediği o seç oldu. Seç ve oldu. 4-8-9. Yasemin oradan özel sınıflar seçmiş. İşte aslında 3-6-9'dur. Hani bu dünyanın şeyi test. Evet öyle bir şey de var. Ama 4-8-9'u tespit etmiş. Şöyle bir şey. Tabii Yasemin'in şeyi enerjisi onu çok ona varmış. Orada bir açılım yaşamış. İnşallah sizde de olur. Bence hepsini izleyin. Çünkü peki. Birbirini destekleyen şeylerdi. Handan Hanım bir şey sorayım mı? Geldi bu rakamlar. Tabii. Arkadaşlar şey yaptı ya. Bu depremlerde bir arkadaş akses almıştı da bir rakam söylemişti. Böyle yeryüzünü onarımı çalış diye ama 1-3-4 mü? Onu biliyor musunuz o rakamı? 1-2-3 mü? Yani şöyle rakamı bilmiyorum açıkçası ama yeryüzü onarımı çalış kendi başına bir araç zaten. Çalış, çalış, çalış. Hani künüs bir çalış diyoruz ya. Evet. Yeryüzü onarımı çalış. Ya bunlar hani nasıl söyleyeyim? Bir yola sokmak, bir disipline getirmek için aslında. Sen bunu bizzat samimiyetle, kendi cümlelerinle de söylersen de olur. Hatta daha iyi olur. Kendin gibi, kendi varlığından, kendi içinden, kendi cümlelerinle. Öyle. Çünkü onlara ancak kendi cümlelerine insan kendi duygularını yükleyebilir. Başkasının cümlelerini yükleyebilir o duyguları. Şimdi ben senin yerine Ahmet'e seni seviyorum diyebilir miyim? Diyemem. Ona aşık sensen seni söylemen lazım değil mi? Bunun gibi. Böyle düşünün olayı. Tamam. Peki. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. İyi geceler. Görüşmek üzere. İyi geceler. Hepinizi öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili hocam teşekkür ederim. Hepinizi gören yani yazıyorum yazamıyorum ama hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani bu farkındalıkta olduğumuz için de çok mutluyum. Çünkü olan bir şeyi fark etmek de çok büyük bir meziyet. Yazamazsam da kusuruma bakmayın ama ben sizi biliyorum siz de beni biliyorsunuz. Peki iyi geceler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler. Zaman olarak uzakta kalmayalım. Belki mekan olarak uzakta olabiliriz ama zaman olarak uzakta kalmayalım. Yok yok ruhen yakınız artık. Yani o bağı kurduk onu güçlendirelim. Çok uzakta kalmayacağız. Hani ben seyahatteyim ama gene normal şeyim devam edecek birlikteliğim. Sadece eğitim olacak bu arada. Handan hocam. Efendim? Arada bir böyle haftada bir toplanalım gibi şeyler söylenmiş daha önceki bölümlerde. Onu nasıl düşünüyorsunuz? Haftada yani şöyle bir şey tasarlamıştık. Bir eğitim gibi değil de bir eğitimin kural şeylerini hep beraber 30 gün yerine getirmekle ilgili bir şey düşünmüştük. Ama şöyle bir şey var. Şimdi çok güzel bir şey aslında ama gerçekten hani bunu şey olsun diye söylemiyorum. Bu süreç biraz yorucu benim için. Yani bunun hazırlık aşaması var. İşte bir şey oldurma aşaması var. Bir sistem aşaması var. İşte yani 30 gün evet bir arada olmayı gerçekten istiyorum ama bunun bana enerjisi gelmesi lazım. Anne iniyorum aşağıya. Yasemin sen inmemiş miydin aşağıya? Ya. İnmemiş miydin? Gene mi geri geldin? Dur sesini aç sesini. En güzel zamanda olsun o zaman inşallah hocam. Yani gelirse o benim için kolay olur. Zaten eğitimlerimi falan da hep öyle seçiyorum ben. Yani çok uzun zamandır enerjiden işliyorum hayata dair. Bana böyle enerji geldi mi ben onu daha kolay yapıyorum. Benim için kolay oluyor. O geldiğinde inşallah o yola da girmiş olacağım. Olur mu?
Olur. Peki bu Jose'nin kızının yaptığı meditasyon, bize yaptırdınız hangisi hocam? Hani i̇şte o şey, niyet... ikinci olan. İkinci olan, tamam. Evet, niyetini oraya koydu. Bir tane daha bir şey söyleyeyim size. Bu çapalama vardır, NLP. O da sinir sistemini düzenleme yönelik büyük bir eğitim aslında NLP'de. Orada mesela çapalama yöntemi vardır. Hani bir şey söylerken bir yerinize de vurursunuz birkaç kere. İşte sonra oraya dokunduğunuz an o bilinç onu size getirir. Yani böyle çapalarsınız. Şuna dokunursunuz, size neyi yaptıysanız onu getirir. Bunu şimdi bu Joy Dispenza'nın bir şeyi daha var. Bu çok pratik bir şey. Mesela bir şey istiyorsunuz ya, ne istiyorsunuz? Mesela Canan Hanım nerede Canan Hanım? Ha, boy uzasını istiyorum. Şimdi ben bu boya mesela B harfi diyeyim ona mesela ben. Mesela o B'yi alıyorum harfi. Mesela boyum uzadığında ben nasıl hissedeceğim? Niçin boyumun uzamadığını istiyorum? Bunları mesela yazıyorum bir yere. Mesela boyum uzadığında Allah'ım her istediğimi giyebileceğim. Mesela ben uzun elbiseler giyeyim beni aşağıya çekiyor diye. Uzun elbiseler giyeceğim. Onu giydiğimde nasıl hissedeceğim? Pabuklu ayakkabı giymek istemiyorum. Babet çok seviyorum. Babetler giyeceğim. İşte plajda şöyle olacağım. Kumsala böyle yürüyeceğim. Böyle olacağım. Akrabalarım arasında ben böyle duruyordum ama artık böyle duracağım falan gibi bir sürü bana heyecan verecek sahneyi yazdım. Tamam mı? O B raflara yetişeceğim hocam. Nasıl? Raflara yetişeceğim. Üst dolaba yetişeceğim. Kimi çağırmayacağım. Mutfakta böyle rahatlıkla alıyorum falan. Kimse uzanamıyor. Ben diyorum kaçının bel alayım falan diyorum. Böyle bir şeyleri de hayal edip duygusunu buraya getirdim ya. Bu bütün duyguyu alıp bu B harfine yığıyorsunuz. Yani B'ye onu öyle hissediyorsunuz. Tamam, B harfi onu temsil edecek sizin için. Mesela başka bir isteğinizi de A harfine koyun. Yani harflere kapalıyorsunuz duygularınızı. Sonra o alana girdiğinizde, kuantum alanına, oraya sadece onu hissede hissede böyle B'yi çizerken o zevki yaşıyorsunuz. Onun içinde hepsi var. Hani aynı bizim alana gidip de topumuzu hayal ediyorduk ya, kozmik topu. İçine enerjimizi dolduruyorduk, o duyguları. Aynı onun gibi. O dolu olan B'yi de oraya koyduğunuzu, mesajı verdiğinizi, o bağlantıları da hatta hissedin orada. Onun enerjisi öyle bir büyüdü ki her yere ulaştı. Oradan da çıkın, bunu oldur deyin. İşte bu. Onu da tazeleyin. Hissedin, hissedin. Böyle yani bunun gibi pratiklerde yapıyor şeylerinde. Bu da olur. Bu da iyiymiş. Ya, bu da güzel. Bir oyun gibi. Aslında oyun gibi yapın diyor zaten. Hani aynı bir çocuğun oyunu gibi. Oynadım, mutluyum, olacak. Öyle. Evet. Peki üçüncü kere tekrar iyi. Son dersler hep böyle oluyor neyse. Üç oluyor, dört oluyor hala. Peki iyi geceler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler. Hepinize iyi geceler.